Herkese merhabalar. LGS Matematik'te neler çıkacağını teker teker sana söyleyeceğim. Şimdi Tonguç evladım benim. Geçtiğimiz sınav senelerine de bakarak teker teker güzel analizler yaptık ve soruları inceledik ve bunların sonucunda 2022 LGS'de karşımıza ne gelecek? Bunları teker teker belirledik. Şimdi senle beraber konu özelinde bu tarz sorulara bakacağız. LGS'de çıkacak soruları inceleyeceğiz. Ve karşımıza çıkacak tabloda mükemmel bir şekilde sorular kitapçıkla karşımıza geldiği zaman bunları zaten ben bunu görmüştüm. Zaten ben bunu hatırlıyordum. Bunlarda şu taktiği kullanmalıyım şeklinde benzetmelerle sınav stresimizi hem azaltacağız hem de sorulara yaklaşımımızı değiştirmiş olacağız. Hadi bakalım şimdi ilk başta şunu bilmemize gerekiyor olmuş Eren Bey. Bir kere şunu bilelim. Sınav ne kadar zor olursa olsun biz bazı taktikleri biliyorsak bu sorular bize olduğundan daha kolay gözükür. O yüzden bizim bu sınav mücadelesinde yani sınav senemizde yapmamız gereken en önemli şeyden bir tanesi kendimizi ilk başta bir sakinleştirmemiz gerekiyor. Ama insan ister istemez sınav kitapçığı karşısına gelince yani sayısal bölüm böyle karşısına gelince ve bu sorular uzaylı gibi gözükünce bir anda böyle bir stresleniyor. Böyle bir kendine kötü hissediyor. Ne yapacağım diyor. Ben bu soruyu hiç görmemiştim diyor. Ya bu çok normal doğal bir şey. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey aslında şu karşımıza gelen soruları daha önceden biz benzerlerini çözmüş olmanın getirdiği özgüvenle yaklaşmamız gerekiyor. Yani ben bunların benzerlerini çözmüştüm. Zaten hocamız bunların taktiklerini vermişti bana. Yani bazı özel kuralları ben biliyorum. İşte şunu görünce ne yapacağımı biliyorum. Şunu görünce ne yapacağımı biliyorum şeklinde yaklaşımlarla kendi stresimizi azaltacağız ve sınavda ne kadar zor gelirse gelsin. ya yani istediği kadar zor gelirse gelsin. Biz bu taktikleri bilerek kendi stresimizi azaltıp sınavda yapabileceğimiz soruların en iyisini yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız evladım benim. O zaman hazır mısın dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Peki senin hedefin kaç evladım benim? 20'de 20 hocam. Harikasın. Evet herkes 20'de 20'yi hedeflemeli. Çünkü ilk başta en yükseği hedeflememiz gerekiyor ve sınavda karşımıza gelecek sorularla zaten biz netlerimizi en güzel şekilde yapacağımıza inanmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. LGS'de zorluk seviyesi yıllara göre değişken bir yapıda ve bunu beraber göreceğiz. Hangi zorluk seviyesine doğru gidiyor ve LGS'de çıkacak soru tiplerini teker teker analiz edeceğiz bugün seninle beraber. LGS'de konu soru analizlerine bakacağız. Hangi konudan, hangi alt konudan kaç tane soru çıktı ona bakacağız ve hangi hangi soru tipi en kolay nasıl çözülür? Yani burada en önemli şey taktikler. Yani taktikleri beraber gözden geçireceğiz. Gerçekten çok değerli bir ders olacak. Çok verimli bir ders olacak. Ve bugün seninle beraber ilk konumuz olan aslında nasıl bir zorluk seviyesi var bir bakalım seninle beraber. Yani ilk başta rakibimizi yani... Sınava gireceğimiz sınavı iyi tanımamız gerekiyor. Sınavı tanımak ilk adım diyebiliriz. Sınavı tanıdıktan sonra buna göre soruların da tanınması yani hangi soru tipine nasıl cevap vereceğimizin de bilinmesi çok önemli. İlk başta sınavı tanıyalım. Tonguç Elan 2018'de sınavımızda tabii ilk başta geçtiği için LGS'ye 7 tane kolay soru vardı, 10 tane orta soru vardı, 3 tane zor soru vardı. Ama tekrar söylüyorum bunların hepsi kişiden kişiye göre değişen şeyler. Yani bazı insanlara bazı sorular çok zor gelir, bazılarına kolay gelir. Ama seneler geçtikçe gerçekten bunların kolay olduğu ortaya çıktı. Çünkü daha da zor sorular çıkmaya başladı. Yani zorluk seviyemiz LGS ilk başladığı zaman üçtü diyebiliriz. Yani üç yıldız verebiliriz aslında zorluk seviyemize. Ama 2019'a geldiğimiz zaman, 2019'a geldiği zaman daha da enteresan bir tablo çıktı. Kolay sorular azalmaya başladı. Kolay sorular azaldı ama zor sorular artmadı. Yine zorluk seviyemiz yine üç yıldız diyebiliriz ama ortada çok büyük bir yığılım oluştu. 2020'ye geldiğimiz zaman artık dediler ki tamam artık hadi bakalım birazcık daha bu işi zora doğru kaydıralım. Gerçekten de birazcık daha zora doğru kaydırdılar. Hani burada üç buçuk yıldız diyebiliriz aslında üç buçuk yıldız diyebiliriz buradaki e, 2020 senemize çünkü hem de pandemi olduğu için çok fazla zorlamak istemediler ama 2021'e geldiğimizde artık birazcık zora yaklaşmıştık çünkü zor soruların sayısı artmıştı ve orta soruların sayısı da azalmıştı kolay soruların sayısı da azalmıştı dolayısıyla biz bir kere şunu bileceğiz bu sene gireceğimiz sınavın zorluk seviyesi dört bandında olacak özellikle matematik için konuşuyorum yani bu 20 sorunun dağılımı 20 soru matematik için zaten diğer konularda diğer derslerde nasıl çıkıyor? Mesela Türkçe nasıl çıkıyor evladım benim? Yani daha çok orta seviye çıkıyor. Harikasın yani Türkçe orta seviye çıkıyor dediğin gibi. Hatta bazılarında çok kolay geliyor Türkçe. Ama matematik genelde herkese birazcık ne geliyor evladım benim? Birazcık zor zor Aynen, hocam. Gerçekten de hani birazcık e, zor, zop zor diyoruz gerçekten de dediğin gibi birazcık zop zor geliyor ama tekrar söylüyorum. Önemli olan, önemli olan o anki matematik soruları karşımıza geldiği zamanki stresimizi yenebilmek. Bunun için sana çok güzel taktikler gösteriyorum şu anda bugün dersimizde ve bu taktiklerle beraber zaten sen bunu başaracaksın diyoruz ve hemen kesin çıkan soru tipleriyle başlamak istiyorum. Yani matematik sınavı karşımıza geldiği zaman yüzde bin trilyon işlem soruları zaten işlem yeteneğimizin çok hızlı olması gerekiyor. İşlem yeteneğimizin gerçekten kuvvetli olması gerekiyor. İşlem yeteneği e, işlem sorularında mutlaka test ediliyor. Diğer soruların içinde test ediliyor. Tablo soruları garanti. Her zaman bir tablo verip bununla alakalı çok güzel örneklerimiz de var zaten e, ve grafik okuma soruları tablo ve grafik soruları yüzde bin trilyon geliyor. Grafik yorumlama ve karşılaştırma soruları da geliyor. Günlük hayat problemleri gerçekten buradaki en hit, en tap diyebiliriz. Günlük hayat problemleri şeklinde işte Ahmet şuraya gitti, Mehmet şuraya geldi işte Ahmet'in e, işte e, kestiği kerestenin üç parçaya bölünmesi falan filan gibi böyle veya kağıtların katlanması mesela senin için böyle kağıtlar hazırladım şu anda mesela. Hemen şöyle yapalım. Mesela 77 santimetre kare, 56 santimetre kare. Mesela bak dikkat et. Görsel yetenek sorularında da mesela böyle bir şey gelebilir. Ne diyor? Diyor ki 56 santimetre kare bunun alanı, bunun alanı da 77 diyor. Bunları üst üste getiriyorsun, böyle kapatıyorsun diyor. Bununla bunu kapatıyorsun diyor. Veya bununla bunu böyle üst üste getiriyorsun diyor. Burada ne kadar alan kalır diyor. Veya işte bunu böyle getirdiğin zaman kaç metre hareket ettirebilirsin diyor. İşte burada diyeceksin ki ya 7 kere 8 56. Bu da 7 kere 11 77 diyeceksin. Mesela dikdörtgen alanını biliyorsun. Ve bunların yedilerinin üst üste geldiğini bilebilmen gerekiyor. Bu çarpan ve katlar konusunda geçen bir özellik. Veya bunun tam tersi e, katlama soruları. Katlama soruları diyor ki mesela burası 2 üzeri 4 santimetre. Burası 2 üzeri 5 santimetre. E ben bunu böyle katladığım zaman diyor... Hop kare oluyor diyor. Neden? Çünkü 2 üzeri 5'i 2'ye böldüğüm zaman bu aslında 32 bu 16 ikisini ikisine böldüğüm zaman 204, 204. Yani kare şeklinde bir e, katlama operasyonu yapmış oluruz gibi farklı farklı sorular gelecek ve biz de gerekirse sınav kitapçığımızın kağıtlarını da kullanarak gerçekten bunu söylüyorum çünkü bazı arkadaşlarımız anlamayabiliyor. Hani böyle bunları birbirine üzerine katlayarak ve benzeri birazcık daha görseli yakalamaya çalışacağımız alıştırmalar yani sınavda böyle atraksiyonlarda yapabiliriz. Onu da söylemek istiyorum. Üç boyutlu düşünme çok önemli. Katlama çok önemli. Kesme çok önemli. Üste koyma. Senelerdir gelen sorular diyoruz. Görsel yetenek soruları şeklinde. Evet. LGS'de ben dersimize şöyle başlamak istiyorum Tonguç Erhan Bey. Yani kesinlikle çıkacak. Yani hiçbir kaçarı yok. Yani bu sene yaklaşık değer ve Pisagor bağıntısından bir tane kesin 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 soru gelecek ve bunu hemen göstermek istiyorum ki hani iki tane sorumuz garanti olsun. İki tane sorumuz garanti olabilmesi için hemen şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere yaklaşık değerde de bir cetvel veya işte bir e, uzunluk ölçüsüyle alakalı bir kural veya özellik sorulabilir. Nedir mesela? Bak Tomuç Cetvel'de şöyle bir kuralımız var. Mesela bu arabanın boyu ne kadarlık? Bak nereye kadar geliyor? Benim. Sekiz buçuk hocam. Aynen. Sekiz buçuk diyebilirsin. İşte burada bu cetvel hesaplarında şunu bilmemiz gerekiyor. Nereden başlıyorsa onu çıkarman gerekiyor. Yani sen arabanın boyunu ne gördün? Sekiz buçuk değil mi? Sekiz buçuk, sekiz buçuk eksi başladığı yer neresi? Ee, bir hocam. Harikasın. işte o biri çıkardığın zaman arabanın boyu yaklaşık yedi buçuk diyeceksin. İşte bu bizim için çok değerli. Peki ben bu yedi buçuğu nasıl kullanacağım? Yaklaşık değerde de mutlaka mutlaka şu kuralı bilmemiz gerekiyor. O da nedir? Burası bir, burası iki, burası üç, burası dört, burası beş, burası altı, burası yedi, burası sekiz diyelim. Bunların her birisinin karekökünü. Karekök bir, karekök dört, karekök dokuz, karekök on altı, karekök 25, karekök 36, karekök 49 ve karekök 64'ü bilmemiz gerekiyor. Yani bu arabanın boyu karekök 49 ile karekök 64 arasında bir yere girecek. O zaman bir adam ne diyebilir mesela? Karekök 58 diyebilir mesela bu arabanın boyu için. Veya karekök e, 60 diyebilir mesela. Bu arada bir yere girdiği zaman problem yok diyoruz. İşte bu tarz sorular Yüzde bin trilyon gelecek. O yüzden buraya yazdık. Yüzde bin trilyon olmuyor. Bu on üzeri altı kaç oluyor lan benim? Birin yanında altı tane sıfır. Harika. Birin yanında altı tane sıfır dediğin gibi o da bir milyon ediyor zaten. Yani yüzde bir milyon çıkacak. Böyle bir şey olabilir mi olasılıkta? Olamaz hocam. Harikasın. Evet dediğin gibi olamaz. Ama biz de abartalım, abartalım ki hani böyle sen de birazcık kafana kazılsın diye söylüyoruz. Dolayısıyla yedi buçuk yaklaşık olarak yüzde e, karekök altmış. Karekök elli sekiz gibi sayılar gelebilir diyoruz. Peki geldik bir de Pisagor. Bantısı. Bir tane soru cepte. O zaman cepte var bir. Süper. Şimdi ikinci soruyu cevap atıyoruz. O da şu. Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı deyince hemen özel üçgenleri çok iyi bileceğiz ve diyeceğiz ki iki tane bir dik üçgende iki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün yani dik açının karşısındaki en büyük kenarın karesine eşittir diyoruz. Bunu yanlış almışız bu arada. A kare artı C kare eşittir B kare olması gerekiyor. Çünkü bunun karesi artı bunun karesi eşittir bu kare olması gerekiyor. Evet Pisagor bağıntısını da yazmış olduk. Ve bununla ilgili özel üçgenlerden mesela geçen sene 7, 24, 25 çıktı sonuç Eren Ondan önceki sene 5, 12, 13 çıkmıştı. Yani dolayısıyla bunlar çıkabiliyor. O yüzden şunu bilmemiz gerekiyor. 3, 4, 5 üçgeni ve özelinde 6, 8, 10, 9, 12, 15 bunlar bir set şeklinde Ezbere bilinmeli. Yani ezbere karşıyız ama bunlar ezbere Çünkü çıkabilme olası çok yüksek. Ve buna dair 7-24-25, 5-12-13, 8-15-17'yi de ben olsam bilirim. Çünkü geçen sene 7-24-25 çıktı. Gerçekten böyle öğrencilerde ters köşe oldu. Bunu da yapabilmemiz gerekiyor. En azından özel üçgenlerde temel şey nedir bunlar dersen. Hızlı bir şekilde ezberleme yöntemleri diyebiliriz. Bir de geçen seneyle alakalı şöyle bir e, özellik var. Onu da söyleyeyim. a A olursa bunun... Aslında e, birbirleriyle e, Pisagor yapılınca burası a kare kök 2. Yani hemen sana şöyle bir örnek vereyim. 3 3 olursa burası 3 kare kök 2 diyoruz. Bunu da birsek harika harika bir şekilde bir soruyu cebe atmış oluruz. O zaman cepte 2 diyebiliriz. Şimdi cepte 1 cepte 2. Bunları en başta göstermek istedim bütün derslerden önce ama şimdi konu özelinde teker teker sorulara geçeceğiz ve şunu da unutmayalım. Bugün neler yapacağız? Programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz zaten. Programımıza uygun bir şekilde ilerlerken LGS son tekrar programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz ve sizinle beraber mutlaka mutlaka eğer eğer bugün matematik özelimizde eğer LGS son tekrar setini bitirmeyen arkadaşlar varsa buradaki altı kitabı mutlaka bitirmeliler. LGS'ye girmeden önce aşırı değerli. Çünkü en özün özü bu kitaplar. Özün özü, özü bu kitaplarda aslında teker teker bütün matematiğin özetini yapıyoruz en önemli en değerli soruları burada. En önemli taktikleri de burada veriyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Ve bütün bu programımız bu sete uygun bir şekilde ilerliyor. Peki bir de aynı zamanda ne yapmamız gerekiyor? Son e, artık günlere girdik. Dolayısıyla deneme çözmemiz gerekiyor. Deneme bizim için çok önemli. Moralimiz bozulsa da bozulmasa da hiç fark etmez. Önemli olan denemeye alışmamız gerekiyor. Sınav bir denemedir aslında. Dolayısıyla denemeleri gerçekten önemsememiz gerekiyor ve her gün deneme çözmemiz gerekiyor. Problem değil eğer hatalı çıkartırsan bilmem ne. Önemli olan onu öğrenmek. O yüzden bunların videolu çözümleriyle de hatalarımızı öğreneceğiz. Ve aynı zamanda matematik birazcık kıl olduğu için sadece matematik denemesi çözmenizi de tavsiye ediyorum. Buradaki daha kolay, orta ve e, zor ve çok zor düzeyde denemelerle de kendinizi test edebilirsiniz diyorum. Ve buradaki sarmal denemelerle de konu konu ilerleyebilirsiniz diyorum. LGS Matik kitabımızla. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım ve süper bir şekilde bugün öğreneceklerimizi bir e, teker teker işlemeye başlayalım diyoruz. Şimdi İlk konumuz çarpanlar ve katlar. Son iki yılda kaç soru çıktı? Tekrar tekrar bakalım. Bir kere çarpan bulmadan çok soru çıkmadı. Kat bulma sorusu gerçekten her sene çıktı. Ebob Ekok, Ebob Ekok iki soru çıkmıştı 2020'de, 2020'de çıkmadı. Aralarında sağlıktan bir soru geldi. Tabii ki bunların her birisi temelinde bu temele dayalı. Yani çarpan bulma temeline dayalı. Yani çarpan bulma bilmeden bunların hiçbirisini yapamazsınız. O yüzden lütfen ama lütfen çarpan bulma dediğimiz Tekrar yani teker mesela 77'nin çarpanları ne derdir? 7 11. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi Burada farklı soru tipleri gelecek. Onları göstereceğim sana. Mesela şekil görsel soruları var. Aynı zamanda işte günlük hayat problemi soruları var. Aynı zamanda bir çarpan bulma, aralığına asallıkla alakalı soruları var. Şimdi seninle beraber ilk sorumuzdan başlayalım. Şekil görsel sorularını gerçekten Milliyetin Bakanlığı çok seviyor. Yani en fazla değer verdiği şey acaba öğrencilerimiz bunu kafasında canlandırabiliyor mu? Veya nasıl bir e, şey yapabiliyor hani yorumlama yapabiliyor bu görsellere dayalı? Hadi bakalım seninle beraber mesela şöyle bir sorumuz var. Bu soruları teker teker detaylı bir şekilde çözmeyeceğim. Sadece nasıl soru çıktığını göstermeye çalışıyorum sana. Bak karelerin kenarları santimetre cinsinden tam sayı. Bak bu çok önemli cümle. Bunu her sene bazı soruların içinde yediriyorlar. Ve alanı da 100 santimetre kareden fazla olan baştaki dikdörtgen alanı en az kaçtır demiş. Bak dikdörtgen bu. Bunu kesmişler. Sonra kareleri ayırmışlar. Küçük kareler var. Büyük kareler var. Bu tarz sorularda dikkat et bak. 100 santimetre kareden alanı 100 santimetre kareden fazla olan baştaki dikdörtgenin alanı diye bize söylemiş. Ya alanı 100 santimetre kareden fazlaysa bu bize ne vermiş? Aslında koşul vermiş. Şimdi bu koşulu kullanacağız. Dikkat et. Her soruda LGS'de özellikle koşullar bize veriliyor. Ve demiş ki karelerin kenarları santimetre cinsinden tam sayı demiş. Ha, kenarları tam sayı. Bu da bir özellik. Bu da bir koşul aslında. Ama şu koşula dikkat edeceğiz. Şimdi hemen senle beraber böyle bir soruda genellikle şekil görsel sorularında bir harf vermek gerekebilir. Ben mesela karelerin kenarlarına bilinmeyen ver. Verelim bir karenin kenarıyla bir mesela buna x diyelim. Bu da kare olduğu için ne olacak evladım benim? Ee, x olacak hocam. Harikasın x olacak. Bak bu karenin alanı nedir evladım benim? Ee, x karedir hocam. Harika. Bu karenin alanı x karedir süpersin. Bak bu da x'tir bu da x'tir. Şimdi bak dikkat et Tonguç evladım benim. Bu x bu x ise burası 2x olmaz mı? Bak bu ikisinin toplamı aslında kesilmeden önceki hali. Aynı zamanda bak burası x, burası x, e, burası x, 2x'e, burası da 2x ediyor ve bu bir kare olduğu için burası da 2x ediyor. İşte bu tarz düşünmeye alışmamız gerekiyor. 2x, 2x. O zaman 2x, 2x diyoruz. Süper. Şimdi o zaman karenin e, bak bu büyük dikdörtgenin de ne olduğu ortaya çıktı. Bak buradan buraya kadar 2x, 2x, X daha. 2, 2, 1 daha kaç eder? 5 eder hocam. Harika. O zaman burasına komple 5X diyebiliriz. Yani buradan buraya 5X diyebiliriz. Bize ne sormuştu? Demişti ki büyük kağıdın kenarlarını bul demişti. Ve alanı da 100 santimetrekeden fazla olan demişti. Şimdi ben biliyorum ki bu kenar, yani büyük dörtgenler. Bu kenar çarpı bu kenar dikdörtgenin alanı. Yani 5X çarpı 2X bu dikdörtgenin alanıdır. 10 x karedir. Bak cebirsel ifadeleri kullanıyorum burada. 10 x kare dediğimiz şey 100 santimetre kadar fazlaymış. 10 x kare bak eşitsizlik kullanıyorum. Bütün konular bir araya giriyor. 100'den fazlaymış. Şimdi o zaman ya, no, ne diyebiliriz? Her iki tarafı 10'a bölsem eşitsizlikte işaret yön değiştirmiyor zaten. x kare büyüktür 10. X kare ne zaman ondan büyük olur? Bak tam kareleri kullanıyorum. Bir şeyin tam karesi olacak. Tam sayıysa tam karesi olacak. Nedir bu? 16'dır. Bir tam kare olacak bir sayı söyle bana desem. 16 diyebiliriz. O yüzden bir kenar aslında 4'tür diyebiliyoruz. İşte tam sayı olabilmesi için burasının 16 olması gerekiyor. En küçük tam kare düşünürsek. Buralarda 4 oluyor. Ne sormuştu? Bir de büyük kağıdın kenarları. E çok basit. Burası 8'dir o zaman. Burası da 20'dir. İşte bu tarz düşünmeyi öğreneceğiz. Bak evladım benim. Tonguş Aram benim. Bu soruyu yaparken yani 8 ve 20. Düzgün yazalım bunu da. Bu soruyu yaparken Kaç tane özellik kullandık? Bak, cebirsel ifadeler kullandık. Cebirsel ifade kullandık. Aynı zamanda eşitsizlik kullandık. Eşitsizlik kullandık. Aynı zamanda kare köklü sayılar ve tam kare e, kullandık. Yani bir soruda üç tane farklı kuralı, konuyu, üniteyi kullanabiliriz. Dolayısıyla bu tarz soruda alışmamız gerekiyor diyoruz. Ve hemen yeni bir soruya geçiyoruz. Bak üç blok üst üste konulup en üstteki kutu alınıyor... Kurenin yüksekliği en az kaç olabilir diye bir sormuş. Böyle bir bisküvi sorusu çıkmıştı geçtiğimiz senelerde. Ve dolayısıyla bu tarz soruya benzer bir soru da hazırladık. Tabi denklem kurma şeklinde de yapılabilir. Bak 3 bloğun aslında yüksekliklerinin eşit olduğunu görebiliyoruz. Zaten 5K, 7K, 3K, K. Burada aynı yeşil, mavi, pembe ve mor var. Burada mor, yeşil, pembe, mavi var. Dolayısıyla üçte üçünün de yüksekleri aynı. Ve bu yüksekliği hemen hesaplar mısın bana evladım benim? 14K eder hocam. Harikasın. 14K ediyor. Bunların hepsini toplayınca 1K'dir aslında bu da. Burasının toplam yüksekliği 14K'ymiş. E ben 3 bloğu üst üste koyarsam ne olur ee, Allah aşkına? 14K artı 14K. Harika. 14K e, artı, artı, 14K. 14K artı 14K çıkar. Bak ne kadar basit soru. Kuran'ın yüksekliği en az kaç olabilirmiş? Ona geleceğiz ama... Burası toplamda kaç ediyor? 42 k ediyor. Kurenin yüksekliği. Ama demiş ki bize bir kulenin boyunu bulduktan sonra diyor ki en az kaç santimetre olabilir kulenin yüksekliği? Bir tane kutuda alınıyordu ya en üstteki kutu alınıyordu ya. Şimdi sence bu en üste gelirse bundan bir tane alırsak ne olur Allah aşkına? 41 k eder hocam. Harikasın. Bunu alırsak 41 k olur. Bunu alırsak bu yeşil kaçtı 5 kydi. 42'den 5 çıkarsa 37 k olur. Peki ben bu, bunu al bunu ya da bunu alsaydım en üstte bu gelseydi o zaman bu 7 kydi 42'den 7 k çıkarsa 35 k çıkar hangisi daha mantıklı evladım benim 42'den 7 k çıkması daha mantıklı o da 35 k en az kaç olabilir demişti 35 k demiş işte bu tarz düşünmeye alışmamız gerekiyor ne yaptık aslında teker teker verilen şeyleri düşündük üst üste koyduk ve dedik ki en az işte bu koşulu uyguladık. Bakın LGS'de en önemli şeylerden bir tanesi koşulları iyi yorumlayabilmek. Ben olsam şunu alsaydım patlamıştım. Şunu alsaydım patlamış. Ama ne yaptık? En az olabilmesi için en büyüğü aldık ki bu çıkıyor çünkü. 42'den çıkan bir şey var. Çıkana göre değerlendirdik ve 35K bizim doğru cevabımız oldu. Geldik günlük hayat problemleri. Geçtiğimiz senelerde çok çıktı. EBOB burada çok kullanılıyor. ekok'un çıkmadığı bir sene yok zaten. Hadi bakalım o zaman günlük hayat problemlerine bir bakalım. Demiş ki bir çiftçi A ve B marka tohum çuvallarından eşit kütlede alıyor demiş. A tohumu, B tohumu. Bu 20 kilogram. Bu da 24 kilogramlık çuvallar şeklinde. Tamam. Diyor ki eşit kütlede alıyor diyor. Bak bu çok önemli. İşte bu bizim için neyi söylüyor? Bak EBOB en büyük ortak bölen veya ekok iki tane şey vardı. Biz bunlardan bir tanesini kullanacağız. Şimdi bir kere bundan 20 kilogramlık çuvallar satılıyor. Bundan 24 kilogramlık çuval satılıyor, torbalar satılıyor özür dilerim torbalar. En az kaç torba alınmıştır? Al, almıştır diyor bu çiftçi. Şimdi bunlardan öyle bir şey alacak ki eşit de olacak. Şimdi bundan bir tane alırsa 20, bundan bir tane alırsa 24. Ama ne olması gerekiyor ki ikisinin birleşmesi gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? EKOK'u kullanacağız. Yani 20 ile 24'ün EKOK'unu bulduğumuz zaman 2 10 12 2 5 6 2 3 5 ee, sonra 3 ve 5 geliyor. İşte bu ekokta 2 kere 2 4, 4 2 8, 8 kere 3 24, 24 kere 5 120. Dikkat et. Bu kilogram, bu da kilogram olduğu için bunlar kilogram kilogram olduğu için 120 kilogram. Nedir aslında? Bunların en küçük ortak katıdır. Yani büyük bir sayı arıyoruz biz ve bunlardan eşit kütle almasını bekliyoruz ve ne yaptık o yüzden ekok kullandık. Ekok 120 kilogram çıktı. Nedir bunlar? Eşit kütlede bundan da 120 kilogram alır. Kaç torba alır bundan 120 kilogram alırsa? 6 torba hocam. Harika. 6 torba alırsa bundan 6 kere 20, 120 eder. Süper. Bundan da 120 kilogram alır. Ve bunu da 120'yi 24'e bölünce 5 torba eder. Yani aslında bundan 5 torba alıyor, bundan 6 torba alıyor ve eşit 120'şer kilogram almış oluyor. Bunu İnanın bazı sorularda öyle çıkıyor ki hiç ebop ekok yapmadan bile kendiniz elinizle sayarak yani bunun katlarını sayıyorsun. Bunun katlarını sayıyorsun. İkisinin eşleştiği yerde hatta bunu 6 insanda öğrenmiştik biz eşleştiği yerde biz 120 çay kilogramı bulabiliyoruz. Şimdi bunu yaptık bu basitti ama şimdi böyle soru geliyor işte. Çünkü neden her bir markadan 300 kilogramdan fazla almışsa gibi bir koşul veriyor. Zaten bu koşul olayı LGS'nin Be, ya koşullu LGS yani gerçekten de o kadar be, be, birbirleriyle girişik ki LGS sorusu koşulsuz olmaz diyebilirim. 300 kilogramdan fazla almışsa demiş. Şimdi bunlar ne kadar almış? 120 almış. Bundan da 120 almış. Ya yani bu 300'den fazla diyor. İşte koşullarda da ekoku katlamamız gerekiyor. Bu çok kritik ve her sene de aynı soru tarzı çıkıyor. Yani ekoku katlamamız gerek ne demek? 127 ya bizim aldığımız e, şey kilogram. Şimdi ben bunun katlarına bakıyorum. İki katı 240, üç katı 360, dört katı 480, beş katı 600. Böyle böyle gider. 120'nin katları. Şimdi bizden ne istiyor bu adam? 300'den fazla en az diyor. Şimdi en az olmasını istiyorsam e bunu seçerim. Ama 300'den fazla demiş. O zaman bir yukarı gidelim, bir daha yukarı gidelim. İşte burası benim istediğim şey. Yani en az olması dediğim zaman bunu seçeceğim. Zaten en az demiş. Tamam eyvallah. Kaç tane torba demişti? Bundan 5, bundan 6. 11 torba alırım demiştik. Tamam bunu bulmuştuk. Ve 120 kilogramdı. O zaman bunun katlarından 300'den fazlasını buluyorum. En az olacak şekilde 360 kilogram diyoruz. 360 kilogram bizim bundan almamız gereken... Her birisinden 300'den fazla diyor ya. Bundan da 360 kilogram almamız gerekiyor. O zaman diyor ki a çuvalı kaç tane? 360'ı 20'ye böl... 18 a tane a çuvalı diyoruz ve geçiyoruz. İşte bu tarzda soruları çözebiliyoruz. Hızlı çözmeye çalışıyorum ve şimdi de geldik. Geçen sene çıkan ve bu sene de çıkması muhtemel olabilir. O yüzden çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Aralarında asallık sorusuna. Şimdi dikkat edelim bak. Sorular aslında zor değil ama ilk bakışta zor gibi geliyor böyle şekiller mekiler. Bak şimdi A ve B karelerinin köşelerinde yazan sayıların çarpımıdır. Tamam. A ve B sayıları köşelerinde yazan sayıların çarpı. Mesela A sayısı bu çarpı bu çarpı bu çarpı bu. B sayısı bu çarpı bu çarpı bu çarpı bu. Tamam. A ve B aralığında asal sayılardır. Ha, A ve B aralığında asal sayılardır. Dairelerde yazan sayılar farklı ise A artı B en az kaçtır diyor. En az diye sormuş bize. Şimdi ortada yazan sayıya dikkat etmemiz gerekiyor. Taktiğimiz bu. Nasıl taktiğimiz var? Şimdi bak bunlar alanında asalsa bunlar ortak bir çarpana sahipler. Yani şurası ortak çarpan. Ortak çarpan dediğimiz şey, ortak bölen de diyebiliriz fark etmez. Bu iki sayıyı da bölecek veya çarp çarpanı olacak. Şimdi söyler misin bana aralığına asal iki sayının ortak çarpanı nedir Allah aşkına? Ee, bir hocam. Harikasın işte bu kadar. Ortak çarpanı veya böleni. İşte burasının bir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birden başka hiçbir ortak böleni yoktur bu sayıların aralarında asal sayıların. Dolayısıyla burası birdir. Bu kesin. Bunu hallettik aynı sayının kuvvetlerini kullanabiliriz. Mesela nasıl? Şimdi diyor ki en az olmasını istiyoruz. Ve e, en az olmasını istiyorsak buraya 1 yazmışız, buraya 4 yazmışız, buraya 5 yazmışız. Şimdi ben buraya 1 yazsam buraya 2 yazarım en az olabilmesini sağlamak için. Yani buraya 2 yazarım. O zaman 1 1 2 5 ve 4'ün çarpımı A kaç eder? 1 e, kere 2, iki, 2 iki. İki kere 5 10, 10 kere 4 de 40. O zaman A'yı 40 buldum. Şimdi A artı B'nin en az değerini alıyorum. O zaman A'nın en küçük 40. Peki bir de şuraya bakıyorum. Şimdi burada da aslında hiçbir sayı yazılmamış. Şimdi ben burayı yazmam, yazmam gerekiyor. Köşene yazılan sayıların çarpımı e, dairelerde yazan sayılar farklı iseyi de vermiş bana. O zaman buraya 5 bir daha yazamam. 2 yazamam. 3 yazamam. O zaman küçük olabilmesi için ne yazabilirim? Bakalım. 2'yi yazmıştım buraya zaten. 1'i kullandım. 2'yi kullandım. 3'ü kullanmamışım. O zaman buraya 3 yazayım. 4'ü kullanmışım, 5'i kullanmışım. Ona yazamam. 6 yazabilirim buraya. Ama dikkat et. Dikkat et. 6 yazarsam buraya burada da 2 olduğu için 6 ve 2'den dolayı bunlar aralarında asal olmaz. Yani bu çift bir sayı. Bunun çift bir sayı olmaması gerekiyor. Çünkü çift sayılar 2'ye bölündüğü için burada 6 olmamalı. 7 olabilir mi? Evet olabilir. 7'yi yazdım Peki 8 olamaz çünkü burası çift olduğu için burası çift olmaması gerekiyor. 8 burada olmaması gerekiyor. 9 olabilir mi? Evet olabilir. Yani burada dikkat et bak 3'ün katı 1, 3, 9 yani 27 çarpı 7'den 189 burası çıkıyor. 189 burası çıktıktan sonra 63 çarpı 3 evet 189 doğru. Burası 189 çıkıyor burası 40 çıkıyor. Aralarında asal sayılar bunlar. Hiçbir ortak bölün yok. Bunların çarpanlarıyla bunların çarpanları hiç örtüşmüyor. Dolayısıyla ne, ne çıktı bizim cevabımız? 40 artı 189 yani 229 gibi bir sayı çıktı. İşte bu tarzda yaklaşmamız gerekiyor sayılara. Evet geldik şimdi üslü ifadelerle ilgili gerçekten sınavda da çok soru çıkan bir kısım bu üstü ifadeler yani 3 veya 4 minimum sorusu var. Diğer konuların içinde geliyor o yüzden çok dikkat edeceğiz. Tam sayının kuvvetlerini bilmemiz gerekiyor. Her sene bir soru geliyor. Çözümlemeyi tamam bu sene çıkmamıştı ama 2020'de çıkmadı ama 2020'de çıktı daha önceki senede çıktı çok değerli bir konumuz. Ve çözümlemenin çıkmadığı gerçekten hani diğer sorunun içerisine çıktığı için aslında bu da çıkmadı diyemeyiz. Üslü ifadelerde işlemler konumuz zaten her sene net sorusu var. Çok büyük çok küçük sayılar çözümlemeyle karıştırılabilir bu arada. Hani ikisi de aynı mantıkta. Bilimsel gösterimden soru çıkmıyor. Hadi bakalım o zaman seninle beraber sorulara bakmaya başlayalım. Şimdi LGS nasıl çıkar? Bir kere mesela geçen sene çıkan sorunun benzeri olmak üzere LGS'de tablo soruları çıkabiliyor. Nedir tablo soruları? Şimdi aslında tablonun içine üslü ifadeleri yazıyor. Üslü ifadelerde negatif, üst, bu senenin aslında e, kazanımı dolayısıyla çok iyi bilmemiz gerekiyor negatif üssü diyor ki çarpımları tam kare doğal sayı tam kare demek kareköklü ifadelerle bağlantılı ve burada demiş ki kutucuklar ezans sayılar farklı demiş bu da çok önemli bir koşul bu koşula dikkat edeceğiz e artı f en az kaçtır diye bize soruyor bunun bunun toplamı en az olacağını soruyor şimdi sayıların farklı olmasına dikkat edeceğiz koşullardan en önemlilerinden bir tanesi bu. Ve bunları çarpacağız. Ya 3 üzeri eksi 1 ile işte üstü ifadeler işlem sorusu bu şekilde çıkıyor. 3 üzeri 3'ü bir de e'yi çarpmamız gerekiyor. İlk başta şu ikisini çarpabiliriz. tabanlar aynı üstler. Toplanır hocam. Harikasın. 3'ün eksi 1 artı e, 3 ile toplamı yani e, 3 üzeri 2 diyoruz. O zaman ne diyoruz? tabanlar aynı üstler toplanır. Harikasın. Dolayısıyla 3 üzeri 2 ile de e'yi çarpınca ben bunun bir Tam kare olması gerekiyor. 3 üzeri 2 kaçtır Allah'a sen? 9 ee, hocam. Harika 9. O zaman 9 ile ben neyi çarparsam tam kare çıkar? E zaten 9 tam karedir yahu. 9 ile 1'i çarpayım. O zaman ben E'ye 1 diyebilirim mi? 1 dediğimiz şey nedir? 1 yani bu 3'ün sıfırıncı kuvveti. Dikkat et. Zaten hep 3'ün e, kuvvetini yazmışız. E artı F demişiz. E'ye 1 diyebiliriz. Şimdi en az olduğunu soruyoruz ya. Şimdi 3'ün sıfırıncı kuvvetini kullanmışız. Şimdi geldik geldik buraya. Aynı mantıkla yapıyorum. 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı f. Aslında bunun tam kare olması gerekiyor. Bu ikisini toplarsak daha çarparsak tabanlar aynıysa üstler toplanırken 3'ün eksi birinci kuvveti. 3'ün eksi birinci kuvvetiyle benim f'yi çarpmam gerekiyor. 3'ün eksi birinci kuvvet nedir Allah'a sen? 1 bölü 3'tür aslında. 1 bölü 3 ile f'yi çarpınca ben tam kare çıkmasını istiyorum. Ya ben bunu tam kare yapabilmek için ne yapabilirim? Tam kare yapabilmek için aslında bunu mesela tam kare deyince ne oluyor? 1, 4, 9, 16, 25, 5'in 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 şeklinde bazı şeyler yapabilirim. Şimdi ben mesela burada 1 yapmak istiyorum. İlk tam kare. Yani 3 üzeri 0 yapmak istiyorum. O zaman 3 üzeri 0 yapmak istiyorsam ne yapayım? 1 yapmak için ne yapmam gerekiyor? F'nin 3 olması gerekiyor. F'nin 3 olabilmesi mümkün mü? F eşittir 3 olabilir mi? 3 üç aslında 3'ün birinci kuvvet demek. Burada var. İşte patlarsın. Ne demiştik? sayılar farklı demişti. O zaman kusura bakma F'yi 3. Bu, bu yapılamıyorum. Ama 9 yapabilirim. Çünkü hep 3'ün katları şeklinde ilerliyor. 3'ün kuvvetleri şeklinde ilerliyor. F'yi ben ne yaparsam burası 9 olur. F'yi ben 27 yaparsam 27 bölü 3'ten 9 olur. 27 aslında 3'ün kaçıncı kuvveti evladım? 3. kuvvet hocam. Harika. 3'ün üçün 3. kuvveti. Ama 3'ün 3. kuvveti de var burada. O zaman kusura bakma F'yi bu da yapamıyorum. O zaman F'yi eee bunu 81 yapabilecek bir şey düzenlemem gerekiyor. 81 yapabilmek için de 3'ün 3'ün aslında e, ...kaçıncı kuvvetini bulabilirim? E, üçün beşinci kuvveti. Yani... ...243 kullanmalıyım. 243 dediğim şey... ...üçün beşinci kuvvetidir. Üçün beşinci kuvveti var mı? Üçün sıfırıncı, eksi birinci, üçüncü... Iki, ...eksi ikinci, birinci kuvveti var. Dolayısıyla ben eğer tam kare yapmak... ...istiyorsam, tam kare yapmak istiyorsam... ...o zaman 81'e gitmeliyim. 81... E, oluşabilmesi için de 243 bölü 3'ten gitmeliyim. Dolayısıyla o da 3'ün 5. kuvveti ediyor. 243 artı 1'den de 244 gibi işlem gerçekten de karmaşası gerektiren sorularda karşımıza geliyor. Geldik işte çözümleme sorusu. Her sene garanti sorusu var bence. Çözümleme ile çok büyük çok küseler karıştırılsa da ama çözümleme sorusu diyorum ben bunlara. Hepsi özelinde. Bakalım boyu bir metreden fazla olan fidanlar bahçeye dikileceğine göre hangi fidanlar dikilebilir demiş. Bu tarz sorular yüzde yüz gelecek. O yüzden çözümlemedeki taktiğimiz şu. Bir iki üç tane virgül bir iki üç tane şey çiziyorsun. Bunun altına on üzeri. eee 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 yazıyorsun. Buna da 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 yazıyorsun. Şimdi sonra diyorsun ki ben bu sayı yazmak istiyorum. Nasıl yazacağım? 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 3'ler basamağına 9 koyacağım. Buraya 9 koydum. 10 üzeri 0'lar yani buraya da hiçbir şey yoksa başında 1 çarpı vardır. Buraya da 1 yazıyorum. Ve geriye kalan bunlar yokmuş demek ki. Buraları da 0, sıfır 0 dolduruyorum. O zaman bu sayımız aslında 1 tam binde 9'muş. Şu. Şimdi buna geldim. Şimdi burada aynı mantığı uyguluyorum. Burada diyorum ki 10 üzeri eksi 1'lere ne koyuyorum? E, 9 koyuyorum. 10 üzeri eksi 3'lere hiçbir şey yoksa burada çarpı 1 vardır. 1 koyuyorum. E, burada da 0'ı buraya koyuyorum. Buraya da 0 koyuyorum. Çünkü diğerleri yok zaten. 0 virgül binde 901 diyorum bu sayıya. Şimdi buraya geldim. Aynı mantıkta 10 üzeri eksi 1'lere 10 üzeri eksi 1'lere ne koyuyorum? 7 koyuyorum. 10 üzeri eksi 2'lere 8 koyuyorum. Burada virgül var zaten. 0,78. Diğerleri zaten yokmuş. Dolayısıyla bu sayıda 0,78 diyorum. Hepsini teker teker bu şekilde yerleştiriyorum. 4 çarpı 10 üzeri 0. Buraya 4 yazıyorum. 10 üzeri sıfırlar basamağına 4 yazıyorum. 10 üzeri eksi 2'ler basamağına... Ee, hiçbir şey yazma, yapmıyorum. Burada bir çarpı var aslında. Onun üzerine eksi ikilere bir koyuyorum. Virgül var burada. Buraya sıfır koyuyorum. Diğerleri zaten yokmuş. Dört tam yüzde bir şeklinde yazıyorum. Şimdi diyor ki bize. Bir metreden fazla olan fidanlar bahçeye dikileceğine göre. Ya o zaman bir metreden hangisi fazla evladım benim buradakilerden? Mesela çam fazla mı? Fazla hocam. Harikasın. Bu fazla. Ee, bu bir metreden az. Bu birden küçük bir sayı. Yani sıfırdan 1901 Yani birden küçük bir sayı. Bir ile sıfır arasında. Değil. Bu da birden küçük bir sayı. Çünkü burada bir olması gerekiyordu. Ama bu dört metre yüzde bir e, santim. Dolayısıyla dört metre bir santim diyebiliriz. Dolayısıyla bu da bizim için ayva ve çam fidanları da işaret ediyoruz. İşte bu tarz sorular yüzde yüz geliyor. Geldik güncel hayat problemleri ile ilgili çok güzel bir soru çıktı geçen sene ve buna benzer bir soru hazır. Nasıl düşünmek gerektiğini anlatmaya çalışıyorum şu anda. Diyor ki bir koşu pistinde Veli Ali'nin 20 metre önündedir. Ali'nin nerede olduğunu biliyoruz. A stadyumunun önünde. Veli de Ali'nin 20 metre önünde. O zaman Veli buralarda bir yerde olacak ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ali A türbünün önünde ise velinin olabileceği yerleri bulalım. Olabileceği demiş bak dikkat et olabileceği. Hatta bunlar eşitsizlik sorusu bile hazırlanabilir. Şimdi dikkat edelim. Ali'nin en geride ve en ilerideki durumuna artı 20 metre yapmamız gerekiyor. Çünkü 20 metre önünde değil mi evladım benim bu? Harika. O zaman veli 20 metre önündeyse bizim Ali'nin nerede olduğunu aslında olabileceği yerleri bulmamız gerekiyor. Bir kere Ali en geride A türbinin önünde ise burada olabilir. O zaman e, bu birinci olasılık Alin için veya tam A türbinin artık sonuna gelmiştir. Bu da ikinci olasılık. Şimdi birinci olasılığa 20 metre ekleyelim. Şimdi bunu her birisini şey çevirebilirsin değil mi? 2 üzeri 4 kaçtır? Ee, 16 hocam. Harikasın. 2 üzeri 3 kaçtır? Ee, 8 hocam. Harikasın. 2 üzeri 3 de 8 metre. Şimdi burası 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2 de 4 metre. Şimdi diyorum ki ya Ali burada olsaydı buraya 20 metre eklersen 16 artı 2 16 artı 2 artı e, 2 daha gelmesi gerekiyor. 16 artı 2 18 der, 2 metre. Yani buraya bir yere gelir. O zaman Veli Veli birinci olasılıkla buradadır. Bak akıl yürütüyoruz sadece. O zaman B türbünün önünde olabilir. En gerideki noktasına göre. Bir de Ali burada olsaydı yani sonunda olsaydı hani önünde ya başında da sonunda da olabilir. Veya aralarda da olabilir ama biz en uçları değerlendiriyoruz. Burada olsaydı artık bit bitiriyor neredeyse. Buradan 20 metre giderim. 2 gittin, 8 daha gittin. 10 hocam. Harika. 10. E 4 daha gittik. 14. 6 daha gitmemiz gerekiyor. Şuraya bir yere geliyoruz. Yani şurada bir 2 metrelik bir şey kalıyor çünkü bu 8 metre toplam. O zaman veli ikinci olasılık. O zaman veli arkadaşımız B türbünü ile B türbününün orta yani belli bir mesafesi 2 metre geçmiş haliyle C türbününün sonuna 2 metre kalacak şekilde bu aralıkta her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Yani Ali'nin burada veya burada olmasına göre bu aralıkta ortaya çıkıyor. Olabileceği yerler dersek bizim için e, Veli'nin B e, veya C önünde olabilir. Veya hatta şu aralıkta mesela x aralığı veya x aralığı önünde de olabilir. Yani bu aralıkta herhangi bir yerde olabilir şeklinde bir olasılık haritası çıkartıyorsun. Evet geldik Karaköklü ifadeler en fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesi. Çünkü diğer konuların içinde de çıkıyor. Mesela olasılığın içerisinde, Pisagor'un içerisinde Karaköklü ifadeleri bilmeden yapamıyoruz soruları aslında. Dolayısıyla hani burada üç tane soru çıkmış. Ha üç tane soru gibi veya dört tane soru öyle değil işte. Diğer konuların içinde bayağı geliyor. Şimdi yaklaşık değerin gelmediği sene yok. Hatta geçen 2020'de iki tane gelmişti. Dört işlemin gelmediği sene yok. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. kareköklü ifadeleri kesin bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda bunlarda temelleri yani a karekök b ve tam kare sayıların temelleri tam kare sayılarla çok geliyor onu da söylemek istiyorum. Hadi o zaman bak başlayalım. Şimdi LGS sonrası çıkar. Günlük hayat problemleri zaten her sınavda farklı şekillerde soruluyor ama karekök ifadeler gerçekten çok daha değerli. Şimdi özellikle yaklaşık değerden sorular çok net bir şekilde geliyor. Şimdi bakalım. Atılan topun başlangıç noktasına uzaklığı ne olur demiş. Atılan top ne demiş? 6 ile 7 arasında mesela sen bir gülle fırlatma yarışmasında fırlattın. Hop geldi 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 geldi. Buraya düştü. Şimdi atılan topun başlangıç noktası uzaklığı 6 ile 7 arasında değil mi Allah aşkına evladım benim? Evet hocam. Harika. 6 ile 7 arasında hangisi girer? İşte bunu yapabilmek için A karekök B'yi de bilmemiz gerekiyor. Mesela burada burada 6 aslında karekök 36'dır. 7 de karekök 49'dur. Bunlara hakim olmamız gerekiyor bizim. 0 değil de 1 karekök 1, karekök 4, karekök 9, karekök 16, karekök 25. Bunlara çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Yani aslında tam kare sayıları karekök içinde yazdığımız zaman dışarıda çat diye çıkıyor. 6 ile 7 arasında bir şey, karekök 36 ile karekök 49 arasında bir şey çıkacak. Mesela karekök 40 mesela. Karekök 40 olabilir mesela. Şimdi buradaki hemen bakalım. Şimdi bu zımbırtı yani dört karekök ki aslında kareköklü bir şekilde yazılmak istenirse dört içeriye sokulur ve dördün karesi şeklinde girer ve içeride de iki olduğu için dördün karesi on altı olduğu için on altı kere iki otuz ikidir. Evet karekök otuz iki. Şimdi karekök otuz iki altıdan küçük yani karekök otuz altıdan küçük o yüzden patladın geldik buraya. Bu içeriye girer 5'in karesi şeklinde. 5'in karesi çarpı 2'den de 25 çarpı 2'den karekök 50 eder. Karekök 50 bundan büyük. Bu arada bir yerde. Yani 7 ile 8 arasında. Bu 7 ile 8 arasında. Bu 5 ile 6 arasında. Olmaz. 2 karekök ona baktığımız zaman 2'nin karesi çarpı 10'dan karekök 40. Tam istediğimiz gibi yani bu araya giriyor. O zaman bu olabilir. Burada da bakalım. 5'in karesi çarpı 3'ten 75 karekök 75 de birazcık daha ilerlere gidiyor. Dolayısıyla hiç bakmayalım bile cevabımızın iki karek olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu tarz sorular yüzde yüz geliyor. Geldik buraya. Yarım dairenin çapı demiş bize. Şimdi bak. Buna demiş ki bak hemen bir çapa hesapla. Hemen buradan kaç gözüküyor evladım benim? Yani 6 6 30 gibi bir şey hocam. Harika. altı buçuk gibi bir şey doğru söylüyorsun. Ama işte ne yapacaktık? Bu tarz cetvel sorularında altı buçuğu okuyabiliyoruz veya 6.8 diyelim mesela buna. Ama başlangıcı çıkarmam gerekiyor. Nereye koymuş başlangıcı? Burası başlangıç. Başlangıcı çıkarmam gerekiyor. Ölçümden başlangıcı çıkarsam, 2'yi çıkarsam 4,8 gibi bir şey bulmaya çalışıyorum. Şimdi bak 7'ye daha yakın. O zaman o yüzden 4,8. Tam ortası olsaydı 6,5 derdim. Ama burası olduğu için 7'ye daha yakın olduğu için 6,8 6,8 dedim. Ondan da çıkartınca 4,8 oldu. Bu o zaman çap dediğimiz burası dairenin çapı e, yarım dairenin çapı 4,8 gibi bir şey çıkacak. Yaklaşık bu. 4'e 5'e daha yakın. 4,8 4 ile 5 arasındadır. 4 ile 5 arasında ve 5'e yakındır. Unutmayalım. Şimdi diyorum ki, diyorum ki e, bunu tam, tamamen salon 4,7 olabilir, bilmiyorum. 4,75 de olabilir. 4,61 de olabilir, bilmiyoruz. Ama yaklaşık bir değer söyledik. Zaten sorularda da öyle sizin sallayamayacağınız gibi bir şey de vermezler. Şimdi 4 ile 5 arasında olacağız. Olacaksa 4 aslında bak 4 ile 5 arasında yiysem bu kelime olarak buldun mu? 4 aslında karekök 16 demek. Bu da karekök 25 demek. İşte bunları yazman gerekiyor. Karekök 16 ile karekök 25 arasında olacak ve karekök 25'e yakın olması gerekiyor. Karekök 5'e 5'e yakınını e yakın dedin ya. Karekök 25'e yakın olması gerekiyor aslında. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki hadi bakalım içeriye sokalım. Yarım dairenin çapı 3 içeri girerse 9 diyor. 9 e, kere 5 karekök 45 eder. Bu arada değil bile hiç alakası yok. 3 içeri girerse 9 diyor. 9 kere 2 karekök 18. Bu olabilir. Süper. Bunu attık. Buraya bakalım karekök 15 var. Bu olmaz kusura bakma çünkü karekök 16 ile 25 arasında olması gerekiyor. Bu içeri girerse 4 kere 3 12 karekök 12 diyorum. O zaman burada e, buraya geldiği için e, karekök 18'i seçebilirim. Tabii ki 5'e yakın olduğu için hani burada birazcık daha görsel olarak buraya yakın olduğu için hani belki ikinci bir şey daha olsaydı burada mesela e, karekök e, şey diyelim e, 24 e, 2 kök 6 deseydik mesela burada bu içeriye girdiği zaman 2 kök 6 diye bir seçenek daha olsaydı içeriye girdiği zaman 4 kere 6 24 karekök 24 olurdu karekök 24 ve karekök 18 arasında kalsaydık 5'e daha yakın olması için biz bunu seçerdik. Yani seçenekler arasında kare, iki karekök 6 da gelseydi o zaman bunu seçerdik diyoruz. Yaklaşık değer çıkmadığı bir sene yok. Bu senede yüzde yüz yüzde yüz çıkacak. Yani yüzde yüz yaklaşık değer çıkacak diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi de yeni sorumuza geçiyoruz. Şekil soruları her zaman karşımıza geliyor ve bu sınavda da karşımıza gelecek. Ve bu tarz sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini hadi bakalım taktiklerle görelim. Bir kere hemen bir soru vermiş bize. Demiş ki ABCD santimetre kare cinsinden ondan büyük tam kare sayılar ise al sana koşul. Yani sınavda ilk başta hemen koşulu vermiş sorudaki koşulu vermiş. ...kartonun alanı en az kaçtır diye soruyor. Yani koskocaman bir karton var. Bu kartonun alanından bahsediyor. Ben alanı bulabilmek için ne yaparım? Bunlar birer kare ise her birisinin alanını hesaplamayı zaten biliyorum. Karenin bir kenarının karesi alanıdır. Ama bunların hepsini toplamam gerekiyor. Ve demiş ki bak taktiğimiz şu. Ondan büyük tam kare sayılar... ...küçükten büyüğe doğru denememiz gerekiyor bizim aslında. Şimdi mesela ondan büyük tam kare bir sayı olması gerekiyor. Nedir bunlar? kartonun bir alanı demek aslında bunlar. Dolayısıyla A santimetre kare, B santimetre kare bunlar kartonların alanları. Ve bunlar ondan büyükse eğer hemen bakalım tam kare sayılar. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 böyle gider. Ondan büyük olanları almamız gerekiyor. O zaman bunları eledik. 16'yı alabiliriz. Peki 16'yı hangisi alabiliriz? Veya 25'i alabiliriz. 36'yı alabiliriz. Ama biz diyoruz ki kartonun alanının yani büyük kartonun en az olmasını istiyoruz. O zaman şimdi bir kere hangisi 16 olabilir? Bu 16 olabilir mi? Hayır olamaz. Bu en küçüğü 16 olabilir. Çünkü A'dan başlayacağız. Bu 16 olsa, bu 16 olsa bir deneyelim bakalım. 16 olursa ne olur? Burası 4, burası 4 olur. Burası 4 ise burası 4'tür. Burası 4'tür. Burası 4'tür. Burası ee, 4, 4 olduğu için C'nin bir kenarı kaç eder evladım benim? 8 eder hocam. Harika 8 eder. 8. Burası da 8 eder. Dikkat et. 8 4 daha 12 eder. 12 aslında bu ikisidir. Yani kaç kaç ayrılır? 6 6 ayrılır. Harika 6 6 işte yapacağımız temel şey bu. Yani bu uzunlukta bu uzunluk aynıdır. Burası 4, burası 8 ise sekizse... Bu ikisinin toplamı 12. Burada iki parçaya bölünecek. iki eş parça çünkü bunlar eşit kareler. Dolayısıyla 6 6. Burası da 6, burası da 6. Bak işte yapacağımız şey bu. Aynı burada yaptığımız gibi bak. Burası 4, burası 4 ise burasının hepsi 8'dir. Burası 8 olur o zaman. Burası 8, burası 8'dir. Aynı bunun gibi devam ediyorum. Burası 6 ise burası da 6'dır. Burası 8, burası 6 ise bunun hepsi kaç TL'den benim? Ee, 14 TL hocam. Harika. O zaman burası 14'tür. O zaman burası da 14'tür. O zaman burası da 14'tür. Burası da 14'tür. O zaman D'nin de e, alanını bulabiliyoruz. Eğer bunu 16 değil de 25 alsaydım, bak ne oluyordu? 5, 5, 5, 10 çıkıyordu burası. Bak alanlar artıyordu. En az olmasını istiyorum. Dolayısıyla en küçükten başlayıp en küçükten ilerlemek daha mantıklı oluyor. O zaman hepsinin alanlarını hesaplayabilirim. E, burası A. 16 etti 4'ün karesinden. C 8'in karesinden 64 etti. Bak buna 16 buna 25 diyemiyorum. Dikkat bunlar arasında birbirleriyle böyle üst üste gelme gibi bir durum olduğu için yan yana gel bir durum olduğu için bunlar mesela bu C'nin alanı A'ya bağlı. B'nin alanı A ve C'ye bağlı. Çünkü bunlar birbirle üstü oturuyorlar dikkat ettiysen. Ve sonuç olarak burası 64, burası 6 Alt kere 6 altı, 36. Altı. Burası 14 çarpı 14 196 gibi alanlar çıkıyor. Ve e, kartonun alanı da aslında bu bulduğumuz 196 artı 64 artı 36 artı, otuz altı artı e, bir tane daha 36. Bu, bu, bu ikisi bu ikisi artı 16 artı 16 şeklinde büyük bir alan çıkıyor. O da 364 santimetre kare ediyor en az bu ama hani bundan daha fazla olabilir mi? Evet. Bunu 5 seçedik. 25 seçedik bunu. O zaman farklı bir şey çıkacaktı karşımıza diyoruz. Evet geldik şekil işlem sorularında demin yaptığımız gibi aslında örtüşme olayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mutlaka mutlaka bu örtüşme olayını soruyorlar. Örtüşme olayı ne demek? Mesela dikkat et bu bir dikdörtgen. Bunlar da eş dikdörtgenler. Eş dikdörtgenlermiş. Dolayısıyla bu dikdörtgen de bu dikdörtgen aynı dikdörtgen. O zaman bu dikdörtgenin burası uzun kenarı yani şu altı köküç. Uzun kenarıymış. E şurası da kısa kenarı. Şimdi uzun kenarı bu dikdörtgenin altı kare köküçse, burada da altı kare köküçtür. Yani burası da altı kare köküçtür. E burası da altı kare köküçtür. Bunları bilmemiz gerekiyor. Peki diyor ki bize dikkat et. Buradaki uzun kenar. Yani hatta şöyle yapalım senin için. E, burası uzun kenarsa burası da kısa kenar olsun. Şimdi bu kısa kenarla. Buradaki ve buradaki ve buradaki kısa kenarlar da aynı. Kısa, kısa, kısa diyelim. Burası da uzun diyelim. Şimdi buradaki bir tane uzun kenar burada kaç tane kısa kenarla işte evladım benim? Üç tane kısa hocam. Harikasın. Üç tane kısa bir tane uzuna denkmiş. O zaman ben bir uzun kenarın üç tane kısa kenar olduğunu görebilmem gerekiyor. İşte buradaki asıl taktik bu. Bunu gör ve bitir diyoruz. Soruyu anında bitirirsin. Çünkü 6 karekök 3 bir tane uzun kenar 3 tane kısa kenara denkse bu şekle dayalı olarak ve buradaki her bir kısa kenarda 6 karekök 3'ün 3'e bölünmesiyle oluyor. 6'yı 3'e bölüyorsun 2 2 karekök 3. Yani 6 elma bunu elma diye düşünürsek 3'e bölünürse İki elma çıkar diyoruz. O zaman iki karekök üç, iki karekök üç, iki karekök üç çıktı buralar. Şimdi artık kısa kenarı bulduk. Yani şurası iki karekök üç, burası da altı karekök üç. E burası da iki karekök üç o zaman. E burası da altı karekök üç o zaman çünkü uzun kenar burası. E burası da iki karekök üç, burası da altı karekök üç. E bize sorduğu şey zaten çok basit. Bunun hepsini soruyor. Bakar mısın yani bir dik bir böyle yatay koymuş. E bunların toplamında sekiz elma, sekiz elma daha. 16 tane elma diyebiliyoruz. Yani buradaki aslında toplama çıkarma yapıyoruz. Bölme yaptık kareköklü ifadelerde. Ve dikkat et örtüşme. Dikkat edin bu şekillerde en fazla çıkan şeylerden bir tanesi. Geldik veri analizi ünitemize. Son iki yılda aslında çıkan sorulara baktığımız zaman iki tane e veya bu tabi istisna bir seneydi ama iki tane soru veya bir tane soru gelmesini bekliyoruz. Çünkü önemli bir konu ve burada genellikle grafikler arası dönüşümlere e, önem veriyoruz. Grafik çeşitleriyle alakalı çok fazla soru gelmiyor. Şimdi peki nasıl bununla uğraşacağız? Şimdi eğer bize LGS'de nasıl bir sorular gelecek? LGS'de eğer biz bir veri analizi sorusu yapmak istiyorsak mutlaka 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 neyi bilmemiz gerekiyor? Oranlara ayırmak, yani oranlamak en önemlisi. Oranlamak ne demek? Şimdi x cinsinden en sade şekilde yazmayı bil veya k cinsinden fark etmez. Bak, a 150 dereceymiş, b 90 derece buradan gözüküyor, burada 90 derece, bunu da yazayım hatta daha iyi olsun. Burası da c'de 120 derece. Şimdi hemen bunları yazıyorsun, a b c yazıyorsun. Sonra diyorsun ki, a 150 dereceymiş, b 90 dereceymiş. C de 120 dereceymiş. İşte bunlara dayalı olarak oranlayabilmek çok önemli. Nasıl oranlarız? Ben olsam bunların sıfırlarının hepsini silerim. Ne çıkıyor? 15, 9 ve 12 çıkıyor. Sonrasında, sonrasında daha da küçük sayılar edilmek için bunların her birisini 3'e bölerim. Her birisini 3'e bölersem eğer bak bölü 3, bölü 3, bölü 3 diyorum. 5, 3 ve 4 çıkıyor. Ama bunları nasıl böyle kafa, kafama görüyorum? Buna 5 kat veya 5x buna 3x, buna da 4x diyorum. İşte oranladım. Yani aslında artık benim A için 5 tane, 5 katı olduğunu 5 katı olduğunu, B'nin 3 katı olduğunu ve C'nin 4 katı olduğunu bilmem gerekiyor. Hangisi en büyük? Bak A'nın en büyük olduğu ortaya çıkıyor. Zaten pay, pay olarak da en büyüktü. Bak en küçük olan hangisi? B. B'nin en küçük olduğu ortaya çıkıyor. Zaten 3x. En küçük bu. 5, 4, 3 arasından. İşte oranlamak bu demek. İşte bu oranları da kullanarak soruları çözebiliyorum. Gel bakalım seninle beraber soruları çözmeye başlayalım. Şimdi grafik dönüşümünde bak mesela bir daire grafiğini vermiş. Bize bir de bir sütun grafiğini çiziyor. Mesela burada sütun grafiği çiziyor. Şimdi ne yapacağız? Oranlama yapacağız. Hemen A, B, C, D yazdıktan sonra bu A 90 dereceydi. B 150 derece. C ve D kaç derece olabilir? Hemen bakalım. 90 artı 150 240 eder. Burası 90 olduğu için bunu yazalım. 240 eder. 360'tan 240 çıkarsa 120. Bunların ikisi de eşit açılarmış. Bu da gözüküyor. Eşit, eşit olduğu için böyle çizgiler koymuşlar. 120'yi de 2'ye bölersek 60-60. Demek ki bunların açıları da 60-60. Şimdi biz burada oranlama yapmamız gerekiyor. O zaman ne yapacaktık? Hemen böyle bir sıfırları yok ediyoruz. Sıfırları yok ediyoruz. Bak fixtir bu. Sıfırları yok edemediğiniz zaman da böleceksin bir sayıya. O zaman ne oluyor bu uzun burada? 9, 15, 6 ve 6. Hemen hepsini de 3'e bölelim. 3, 5, 2, 2. Bunların yanlarına da x koyalım al sana oranlar oluştu. Bu oranları ister sütun grafiğine ister başka grafiğe çevirebilirsin. Şimdi hemen burada mesela A yazsa, B yazsa, C yazsa ve D yazsa. Şimdi ben sütunlarını çizmeye çalışıyorum. Diyorum ki A 3 tane çizmem gerekiyor. B 5 kattı. C 2 kattı. D de 2 kattı. Ya yani bunlar küçük. C ve D'ye 2 katlı çiziyorum. Hop şöyle. Hop. Bak eşit olacak. Bunların eşit olduğunu da göstermiş oldum. Sonra e, B'ye beş katlı apartman çiziyorum. O bir, iki, üç, dört, beş. Oh maşallah. Gerçekten gökteren gibi maşallah. A'da üç katlı apartman. Hop 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 hop. işte al sana çizmiş oldum. Ne yaptık? Daire grafiğini sütun grafiğine dönüştürmüş olduk. Burada oranlar metodu en önemlisi oranları ayırmak veri analizinde en değerli şeydir diyoruz. Mesela bir tane daha sorumuz var. Bu da yine Aynı mantıkta mesela grafik 1'de 2020'de satılan telefon sayıları verilmiş. Burası kaç derece lan Bey? 90 derece. Harikasın. Hemen bununla yazalım kafa karışmasın. 90 derece burası. 90 artı 120 kaç eder? 80 hocam. Harika. 360'dan da 210 çıkarsa e, burası da açı olarak 150 derece çıkıyor. He, onu da bir bilelim ki sonradan. Mesela burada A... 90 derece. Burada B 90 derece. C kaç derece dersek? 90, 90, 180. 360 tane 180 çıkarsa 180. Hemen bunları mesela soruya ilk başladığın zaman bir, birkaç işlem yap ki moralin düzelsin, toparlansın işlem yapabiliyorsun, ilerleyebiliyorsun diye kendini de iyi hissedersin. Geldik şimdi. Bak 150 90, 120. 90, 90 180. Bunlar A ve B ama bu 2020'deki telefon sayıları. Bu da 2021'deki telefon sayıları. Yani farklı şeyler bunlar. ...şimdi demiş ki bize... ...demiş ki çok enteresan... E, ...C 40 artmış demiş... de 25 azalmış demiş... ...Allah oh Allah ne acayip bir şey... ...şimdi B azalmasına rağmen... ...açısı değişmemiş... ...C artmış ve açısı artmış tamam bu normal... ...ama B'de enteresan bir şey var... ...şimdi bakalım... ...diyorum ki... ...bir kere bunların açılarına baktığımız zaman... ...hemen A, B, C... ...oranları bir yapalım bakalım... A 150 dereceydi. B 90 dereceydi. C de 120 derece. Bak bunları yazdıktan sonra sıfırlarını götürüyorum hemen otomatik. Sonra 15, 9, 12 diyorum. Sonra diyorum ki hepsini 3'e böleyim bir. 5, 3 ve 4. Yanına da x'leri yapıştırayım. Bu tarz. Bak bu çok önemli. Oranları yazmış olduk. Oranlama metodunu yaptık. Şimdi A en başta o zaman 5x'ti grafik 1'de. B 3x'ti ve C de 4x'te. Sonra grafik 2'de ne olmuş? Grafik 2'de aslında oranlar değişmiş ama dikkat et B 25 azalmış. B 25 azaldıysa 3x eksi 25 olmuştur bu. C ne olmuş? 40 artmış. O zaman 4x artı 40 olmuş bu. Ha, enteresan. Yine oranlama yapacağım. Hiç merak etme. Şimdi bak B ile C arasındaki ilişki ne Allah'a sen? Bak burada B 90 derece. C'de 180 derece. Ya bunların arasındaki ilişki ne sence? Bak çok basit düşünelim, basit düşünelim. Yani bu, bu dairenin yarısı C. Bu da dörtte biri. E, çeyrek ekmek, yarım ekmek. Ya bunların arasındaki ilişki iki katı. Yani aslında buradaki C, bunun iki katı olacak. 4x artı 40 eşittir. 2 katı neyin? 3x eksi 25'in. Al sana denklem kurdum. Denklemi de çözdüğüm zaman x'i bulmuş olurum diyoruz. O zaman diyoruz ki hemen bak bunu dağıttığım zaman 4x artı 40 eşittir 6x eksi 50 diyorum. Ee, burada her iki taraftan 4x çıkartırsam eksi 4x, eksi 4x bunlar birbirini götürür zaten. Ee, bu her iki taraftan da ee, her iki tarafı da 50 eklersem şimdi onu bir yapalım bakalım. Burası ne oldu? 40 eşittir. Bundan bu çıkarsa 2x. 2x eksi 50 etti. Her iki tarafa 50 ekliyorum. Hadi normal denklem çözmesi gibi yapalım. Bunlar da birbirini götürdü. 90 eşittir 2x diyorum. x eşittir 45. Şimdi bize ne soruyordu? Bize ee, bize bir şey sormuyor zaten. Burası sadece aslında biz işlemler yapmış olduk. Burası X eşittir 45 ise o zaman bu sene bu sene e, aslında 45 çarpı 3 135 eksi 25 110 tane telefon satılmış mesela burada da her şeyi bulabilirim bundan sonra 4 çarpı 5 180 artı 40 220 tane satılmış bak. 220, 110. iki katı değil mi? Evet süper. E bu sene 110 tane satılıysa A'dan da aslında 110 tane satılacak. Çünkü bak dikkat B ve A birbirine eşit gibi bir sürü şeyi hesaplayabiliyorum. Hangi sayılarla orantı olduğunu falan filan da bulmuş olduk. Evet geldik şimdi olasılık konumuza. Olasılık konumuzdan kesin net bir sorumuz var. Şimdi burada aslında hani olasılığın ...hesaplanmasıyla alakalı soru çıkıyor. Olasılığın hesaplanmasında ne vardı kuralımız? İstenen bölü tüm kuralı vardı. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber nasıl sorular çıkıyor bakalım. LGS nasıl çıkar? Şimdi bak mesela bir üstlü ifade sorusuyla olasılığı birleştirerek... ...veya kare köklü ifade sorusuyla olasılığı birleştirerek bir soru çıkar. Bak kare şeklindeki renkli kartlar kesilip torbaya atılıyor demiş. Ve torbadan yeşil kart çekme olasılığı nedir diye bize soruyor. Şimdi kare şeklindeki kartlar olduğuna göre bu bir kare olmasını iyi hatırlamamız gerekiyor. Bak burası iki yüz ise burası da iki yüz santimetre olacak. Şimdi o zaman burası da iki olmak zorunda. Şimdi burası iki yüz bu da iki bu da iki bu da iki Yani bir kenara iki olan kareler oluşuyor. Ve büyük bir aslında şerit gibi bu ve bu da dört yüz Şimdi toplam kart kaç tanedir? Şimdi bir kere ne yapmamız gerekiyor? bu uzunluğu bir tanesinin uzunluğuna bölmemiz gerekiyor. 4 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e bölüyorum. Ve bunların üstleri aynı olduğu için tabanlar bölünür. 2'nin 5. kuvveti. Yani 32 tane 32 tane kare kart çıkar. Şimdi 32 tane kare kart. 1, 2, 3, 4, 5, 32 tane çıkıyor. Bak burada diyor ki bize kesilip bunları teker teker kesiyorum. Hop, hop. Bu kırmızı kart, bu yeşil kart, bu mavi kart, bu kırmızı kart, bu yeşil kart. Şimdi bunları torbaya atıyorum. Bir tane torbam var. Burada kırmızı, kırmızı, böyle kartlar var. Ondan sonra mavi kartlar var. Ondan sonra da yeşil kartlar var diye böyle bir sürü kart var diyoruz. Peki, torbadan yeşil çekme olasılığı. Şimdi bir kere neydi olasılık hesabında şunu bilmemiz gerekiyor. Olasılık eşittir. İstenen. Ki istediği şey aslında yeşil bölü tümü. Kaç kart var? Ee, 32 tane kart var değil mi? Aslında e, bizim için 32 aşağıda yazacak sayı olmalı. Peki istenen yeşil kaç tane var? Şimdi yeşilde de şunu bilmemiz gerekiyor. Örüntü var burada dikkat et. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil mavi. Şimdi burada bu üçlü gruplar var. Bu üçlü bir grup var. Burada üçlü bir grup var. Sonra tekrar üçlü bir grup geliyor. Nasıl geliyor? Kırmızı geliyor. Ondan sonra yeşil geliyor ve mavi geliyor aslında. Bunu bu örüntüyü anladım. Dolayısıyla diyorum ki, ya burada kaç tane kart vardı? 32 tane kart vardı. 32 tane kartın içinde bu üçlü gruplardan kaç tane vardır? Hemen diyorum ki, ya 32'yi bir 3'e böleyim diyorum. 10 tane hop, 2 kaldı. 10 tane üçlü grup var. Yani 10 tane içinde bir tane yeşil olan üçlü grup var. Bu üçlü grup, bu üçlü grup, bu üçlü grup. O zaman bir kere 10 tane yeşil garanti. Bir de ekstradan bu iki tane artıyor ya. Bu iki tane artıyor. Sonra böyle gitti 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 gitti. Son durumda bu kırmızı ve yeşil de gelecek buraya. Yani en son şey e, iki tane kart kırmızı ve yeşil kart olmalı. Sonra mavi gelemez. Çünkü üçlü grubu geçiyor. Üçlü onun olabilmesi için 33 tane kart olması gerekiyordu. O zaman bak buraya kadar 30 tane 30 kart var. Yani 10 tane üçlü grup var ve sonrasında kırmızı ve yeşil geldi. Toplam kaç tane kart oldu? 32 tane kart oldu. Burada iki tane kart var. İşte bu tarzda düşünmemiz gerekiyor. Sonrasında o zaman bir tane de burada yeşil geldi. O zaman 10 artı bir tane yeşil var. 11 bölü 32 benim yeşil çekme olasılığım diyoruz. İşte bu tarzda düşünürsek sonra nesini yapabiliriz? Geldik şimdi de son iki yılda cebirsel ifadelerden kaç soru çıktı bakalım seninle beraber. Şimdi bir kere 2020'de iki soru gelmişti. E, cebirsel ifadelere çarpmadan. Çünkü sadece birinci dönem konuları vardı. Acayip önemli ama 2020'de bir tane soru kesin geldi çünkü bu konuyu o kadar çok seviyorlar ki çarpanları ayırmadan da bir tane soru geldi özdeşlikler ve çarpanları ayırma tabi çok birlikte aslında konular yani özdeşlikleri bilmeden de çarpanları ayırma konusunu yapamayabiliyorsun dolayısıyla bu ikisi aslında beraber diye düşünülebilir o zaman bizim odaklanacağımız çarpma 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 en önemlisi bir de bunların çarpanları ayırması yani tam tersi çarpma Şimdi şekilli sorular, alanlı sorular karşımıza gelebiliyor. Mesela 2021 LGS'de gerçekten kazık bir soru çıkmıştı. 2020 LGS'de aynı tarzda bir kazık soru çıktı. Yani burada cebrise ifadelerde genellikle çok zorluyorlar. Yani bazı sorular çıkıyor gerçekten de soruları görünce aman Allah'ım diyorsun. Mesela işte 2020 hemen şöyle göstermek istiyorum. Ee, bunlar basit sorulardı. Mesela çok basit bir soruydu cebrise ifadelerle alakalı. Ee, ama baktığımız zaman hemen sana göstermek istiyorum şöyle e, buradaki gerçekten bu soruyu Ben de gördüğünüz gördüğün zaman Aman Allah'ım dedim yani nasıl bir soru ama her birisinin bir kolay yolu var yani ilk başta böyle ah diyorsun ama sonra kolay yolunu görebiliyoruz O yüzden hiç endişe etmeyeceğiz Peki nasıl oluyor şimdi bakalım şimdi beyaz bölgelerden birinin alanı 4x kare artı 8x artı 4 demiş. Şimdi bu beyaz bölgelerden bir tanesini almış, Yani şunların bir tanesini alıyormuş. İşte bu aslında bir kuralı var. Bir kolay bir şey, şey var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz bölge var bu büyük karenin içerisinde. Bunu da görebilmemiz gerekiyor. Ve bu beyaz bölgelerin 8 tane olup büyük karenin alanından bu 8 tanenin çıkarılınca aslında bu 4 tane mavi bölgenin alanını bulabilmemiz, görebilmemiz gerekiyor. Yani büyük kareden yani bu sorular yapılırken her birisinin bir taktiği var. Büyük kareden 8 beyazı çıkartınca aslında 4 mavi çıkıyor dört maviyi bulup sonrasında oradan bir tane maviyi dörde bölerek bulmamız gerekiyor. Aslında soru bu kadar basit. Ve bazı yerlerde de hani ee, bu tarz düşünebilmemiz gerekiyor. Şekil sorularını özellikle. Peki nasıl ben beyaz bölgenin bir tanesinin kenarını bulacağım? Onu da yapabilmek için şu ifade aslında dört parantezinde x kare artı 2x artı 1 ediyor. Ve bu ifade de özdeşliklerden tam kareye denk geliyor. Dört parantezinde x artı 1'in karesine denk geliyor. Yani aslında buradaki ifade 2 çarpı x artı 1 bir, bir tanesi. 2 çarpı x artı 1 bunun bir kenarı şeklinde. Hatta şunu 2x artı 2 şeklinde yazabiliyoruz. İşte bunun bir kenarını bulduktan sonra da burası da burası o zaman 2x e, artı 2 burası da 2x artı 2 burası da 2x artı 2. Bak şimdi 2x artı 2 2x artı 2. 2x artı 2. X artı, bak 1, 2, 3, 4 tane. Yukarıdan aşağı ininceye kadar 4 tane 2x artı 2 yazdım. Yani büyük karenin alanı 8 x, 8x artı 8 ediyor bir kenarı. Bir kenarı 8x artı 8 ise büyük karenin alanı hesaplıyorum. İşte bu tarzda yaklaşacağız sorulara. Yani 8x artı 8'in karesinden 8x artı 8'in karesinden bir tane 8 tane beyazı çıkarmam gerekiyordu ya 8 tane 4x kare artı 8x artı 4'ü çıkartacağım. Cebirsel ifadelerde işlemler yapacağım. Ve sonrasında 4 tane maviye ulaşacağım. Bu 4 tane maviden de bir tane mavi bulacağım 4'e bölerek gibi kolay yöntemleri var. İşlem karmaşası mı? Evet. İşlem çok yapıyoruz Tonguç Erhan Bey'im. Dolayısıyla gerçekten de işlemleri yaparken birazcık yorulabilirsin. Sen de yoruluyorsun mutlaka. Mesela şu anda beni dinlerken yoruluyorsun. yoruluyorsundur. Gerçekten de burada aslında bol bol işlem yapmış olmak ve hız kazanmış olmak lazım. Sen hızın var mı evladım benim? Hızlıyım jet gibi. Harikasın. Hızlısın ama işte birazcık işlem yeteneğimizde test etmemiz gerekiyor. Mesela Böyle bir soru karşına çıksa ne yaparsın sen? Kaçacağız. İşte hayır hayır kaçmayacağız. Niye kaçalım? Çok rahat bir şekilde ilk başta sakin olacağız. Nasıl düşüneceğimizi bir belirleyeceğiz. Bu yöntemi belirleyeceğiz. Sonrasında bu yöntem için gerekli adımları atacağız. Tabii ki bu tarz sorular belki uzun sürebiliyor. O yüzden sonlara saklamak bu tarz soruları daha güzel bir strateji. Çünkü bu soruyla da yapamayıp da çok zaman kaybedip... ...sonrasında diğer kolay soruları da kaçırmak aslında akıl kârı değil. Şimdi mesela burada beyaz bölgenin alanları toplamı e, 6x kare 6, artı 6x artı 54 demiş. Ne yapacağız? Burada beyaz bölgelerin alanları toplamında hemen bak şöyle yapıyorsun aslında burada bir yöntem var. Bak mesela bunu görünce 2020 ile geçiyor. Oha dedim ben nasıl böyle bir soru. Aslında şöyle bak bunu böyle uzatınca bunu böyle uzatınca bunu böyle uzatınca bunu böyle uzatınca 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz bölge çıktı. Bunu 6'ya böldüğümüz zaman tak bir tane beyaz bölgenin alanı bulmuş oluyoruz. Bak 6x kare bölü 6 x kare artı 36x bölü 6 6x artı 54 bölü 6 9. bu da aslında x artı 3'ün karesi çıkıyor. O zaman bir tane beyazın kenarı x artı 3'müş. Bak bunu bulabiliyorsun. Ve bu da 1 olduğu için burası da 1 1 şeklinde yakınsamalarla tak 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 bütün soruları çözebiliyoruz. Bak burası 1 ise Burası da x artı 3 ise büyük karenin x artı 3 artı x artı 3 artı şuraya kadar 1 artı şurası da x artı 3 zaten. O zaman bak 1, 2, 3 tane x artı 3 artı 1'den de 3x artı 9 artı 1, 3x artı 10. 2 saniyede çıkıyor cevabı. Yani sadece ve sadece odaklanma işi diyoruz. Şimdi geldik günlük hayat problemlerine. Günlük hayat problemleri de cebirsel ifadelerde çok karşımıza çıkan hatta çarpım şeklinde de çıkan yani cebirsel ifadelerin çarpımı şeklinde çıkan bir soru çeşidi. Şimdi mesela bir oyun parkı varmış. Oyun parkı genişletiliyormuş. Burada bir yeşil bir bölge eklenmiş. Yeni eklenen bölgenin alanı nedir diye soruyor bize. İşte buradaki mantık şu taktiğimiz şu. Bu bölge garip bir bölge. Yani bu dikdörtgen mi desen, kare mi desen değil. Bu garip bir bölge. İşte bu garip bölgeyi bulabilmek için büyük alandan küçük alanı çıkarmak gerekiyor. Yani son dikdörtgenden ilk dikdörtgeni çıkartabiliriz. İlk dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır? 2x çarpı x yani. 2x kare hocam. Harikasın. 2x çarpı x'ten 2x kare. Harikasın. 2x kare ilk dikdörtgenimiz alanı. Şimdi ben bunu çıkarmam gerekiyor. Neden son dikdörtgenden? Bak dikkat et. Burası 2x ise burası 2x'tir. Ama bunun hepsi yani buradan buraya kadar buradan buraya kadar 2x artı 2'dir aslında burası. Burası da şimdi burası eskiden x'ti ama ne olmuş? x artı 2'ye dönüşmüş. Burası da x artı 2'dir. İşte bu ikisinin çarpımı da son dikdörtgenin alıdır. Yani burası çarpı burası. Onu hesaplayalım hemen seninle beraber. 2x artı 2 çarpı x artı 2. Yani son dikdörtgenin alanı. Şimdi bunu yaparken ne yapıyorduk? Çok önemli İşte burası çok kritik. Lütfen dikkat edin. Bak 2x çarpı x 2x çarpı 2 bunu çarpıyoruz. Bir de evladım benim 2 çarpı x 2 çarpı x. Yani bu 4 tane oku çizmen gerekiyor. Tomuş evladım. Eğer bunları çizersen soruyu doğru yapabiliyorsun. 2x çarpı x ee, 2x kare hocam. Harika. Ondan sonra 2x çarpı artı 2 yani artı 4x 2 çarpı x yani artı 2x 2 çarpı 2 de yani artı 4 diyoruz. Şimdi ben bu son dikdörtgenin aldım. Ama bunu bir düzenleyelim bakalım. 2x kare artı 6x. Çünkü bunlar benzer terim. Artı 4. İşte bu hale getirebilmemiz gerekiyor. Şimdi bu son dikdörtgen. Bu da ilk dikdörtgen. Ne yapmam gerekiyor? Bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Zaten bundan bunu çıkardığım zaman 2x kareler birbirini götürür. O zaman yeni eklenen bölgenin alanı 6x artı 4 olur. İşte bu bu tarz sorular yüzde bin trilyon karşımıza gelecek diyoruz. O yüzden bu tarz yüzde yüz çıkacak bir soru bekliyoruz. Cebrisel ifadelerin çarpımı şeklinde aman ihmal etmeyin. Şimdi geldik doğrusal denklemlere. Son iki yılda kaç soru çıktı bakalım seninle beraber. Ve çok değerli bir konu. Hatta 2019'da dört tane soru gelmiş. 2020'de çıkmadı çünkü ikinci dönem konusuydu. 2021'de de bak üç tane sorusu var. Yani gerçekten değerli. Bir bilmeyen denklemler bir tane sorusu garanti. Doğrusal ilişkiler ve eğim sorusu zaten eğim sorusu fix. Hiç çıkmadığı sene olmadı şu ana kadar. 2020 dışında tabii. 2020'de sadece bir dünyanın konuları var. Geldik LGS'de nasıl çıkıyor? Şimdi bir kere grafik soruları kesin çıkıyor. Nasıl grafik soruları çıkıyor? Bir, bir kere diyor ki bazı grafik sorularında farklı bir taktik izleyeceğiz. Burada farklı bir taktik izleyeceğiz. Şimdi eğer grafik sıfırdan başlamıyorsa yani 6, 7, 8, 10, 100, bin... neden başlıyorsa artabilir veya azalabilir. Artan grafiklerde şunu yapıyoruz. Bir doğru denklemi yazmaya çalışıyoruz. Y eşittir başlangıç artı çünkü artıyor grafik. Bu artan bir grafik. Artı değişim çarpı x diye bir formülümüz var. İşte bu formülü kullanacağız eğer sıfırdan başlamıyorsa. Bu çok değerli bir formül. Bu formülü sıfırdan başlamıyorsa artan veya azalan da bak bu artanlar için kullanacağımız formül. Bir de y eşittir. Burada aynı şekilde başlangıç eksi bu sefer eksi değişim çarpı x diye bu da azalanlar için kullanacağımız formül. Yani grafik eğer şöyle ise mesela buradan 50'den başlayıp azalıyorsa böyle azalıyorsa o zaman burada bunu kullanacağız. Alttakini kullanacağız. Bu çok değerli. Bu grafik sorularında mesela hemen bir soru. Su miktarı e, havuzda artıyormuş. Bak iki saatte altıdan ona çıkmış. İlk başlangıçta kaçmış evladım benim? Altıymış hocam. Harika. Altıymış. Sonra ne olmuş? İki saat sonra. On olmuş hocam. Harika. On olmuş. Tamam süper. Bak bunu grafik okuma olarak yorumlayalım. Bu iki saat sonra 10 olmuş. İlk başta altıymış. Buna biz başlangıç değeri diyoruz. Bu başlangıç değeri bizim için çok değerli. Çünkü formülü yazacağız. Y eşittir. Başlangıç değeri altıydı. Artıyor. O zaman artı. Şimdi değişim ne demek? Değişim çok değerli burası da e, değişim. Birim zamandaki demek. Birim zamandaki demek. Şimdi birim zamandaki şu demek. Ya iki saatte ne kadar artmış bunun miktarı? Altıdan ona çıktıysa iki saatte... iki saatte kaç artmış Eylül ee, Hanım Dört litre artmış. Harika. Abi. Dört litre artmış iki saatte. Ama bak iki saatte... Ben bir saattekini istiyorum. Birim zamandakini istiyorum. İki saatte dört litre atmışsa bir saatte ne kadar bu çok basit düz mantık düşün. İki litre hocam. Harika. O zaman burası değişim olarak iki yazacağız. Çarpı x. İşte denklemimizi bulduk. Bize ne soruyordu? Bak bu x dediğim şey bu arada ne? X ekseni, y ekseni. Bize zamanı 12. dakikaya aldığımız zaman yani x'i 12. dakika pardon 12. Ee, özür dilerim. Buna dakika diyelim o zaman. Buna da Zamanı 12. dakikaya aldığımız zaman havuzda kaç litre su birikir demiş. Şimdi 12. dakika o zaman x'i 12 yapmak istiyoruz. x'i 12 yaparsak 12 kere 2 yani 24 hocam. Harika. 24 artı 6 da 30. Y yeah. 30 çıktı. Y neydi? Su miktarı zaten. Zaten bize 12 dakikada kaç litre su birikir diye soruyor. O zaman işte 30 litre su birikiri bulmuş oluyoruz. Bak Y litre. X dakika. 12. dakika dediğine göre X yerine 12'yi yazmam gerekiyor. E, denklemi zaten biliyorum. X yerine 12'yi koyunca 12 kere 2 24. 24 artı 6 da 30 çıkıyor. Zaten otomatik veriyor bana buradan da rahatlıkla çözülme yapıyoruz. Ha bunların hiçbirisini ben yapamam hocam. Bunları O zaman şöyle düşün yahu. Yani şöyle düşün. Basit bir şekilde. E, ee, iki dakikada iki, par, iki dakika diyelim buna. Buraya karışmış saat dakika. İki dakikada iki dakikada bak yazı yazıyorum. Dört litre artıyor. O zaman on iki dakikada Kaç litre artar? Bak basit mantık düşün. Bu 6 katı. E bu da 6 katı. Yani 24 litre artar. E başlangıçta ne kadardı? 6 24 artı 6'dan 30 litre. Bak aynı sonuca ulaştım seninle beraber. Dolayısıyla ikisi de aynı sonucu verir diyoruz. Şimdi eğer geçen sene çıkan soruyu da referans alarak şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sıfırdan başlayan bir grafik varsa başlangıç sıfırdır. O yüzden burada farklı bir taktiğimiz var. O da orantı. Aşırı değerli çünkü geçen sene orantı şeklinde çıktı bu soru. 72 gram e, burada gram kilogram karmaşası varmış. Pardon. 72 kilogram yulaf buğday karışımında kaç kilogram buğday vardır? Şimdi yulaf burası da buğday. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şimdi ama bizim için önemli olan burada oran. Hemen diyoruz ki orantı yapmamız gerekiyor. Nasıl orantı yapacağız? Şimdi yulaf yazacağım. Buğday yazacağım. Orantıda kat veya e, x'ler yazılabilir. Şimdi dikkat et. Yulaf 5 kat diyeceğiz. Buğdayda 7 kat diyeceğiz. Hep kat kat şeklinde gidersek çok güzel olur. O zaman yulaftan 5 kat buğdaydan 7 kat almamız gerekiyor. Ve diyor ki 72 kilogram bir karışım yaparsam diyor. O zaman ben bunları karıştırırsam ne olur? 12 kat olur aslında. 12 kat. Bu karışımın büyüklüğü. E 72 kilogram olursa ne olur? Şimdi 12 kat 72 ise eğer kaç kilogram buday vardır bulabilirim. 12 kat eşittir 72 ise hemen 12'ye bölersem her iki tarafı hop hop 1 kat eşittir 6 çıkar. O zaman 1 kat 6 çıkarsa 5 kat 6 kere 5'ten ...30 kilogram çıkar. Ee, 7 katta... ...7 kere 6'dan 42 kilogram çıkar. Bak toplamları da... ...72 kilogram etti. Yani ne oldu? Bize ne soruyordu? Buğday vardı. Al sana 42 kilogram. Burada geçen seneki soru da... ...bunların katlarını karıştırmıştır falan filan... ...yanlış yapmıştır gibi böyle birazcık daha zorlayıcı bir şey çıktı ama... ...bunu bilmeden zaten o geçen seneki soruyu hiç yapamazsın. O yüzden en başı bizim için çok değerli. Yani burada... ...5 kat 7 kat demek ve buna göre hesaplamalar yapmak ve bir katı bulmak bunlar en temeli bunları bilmemiz gerekiyor. Geldik şimdi denklem sorularına. Denklem sorularında yüz binlerce kombinasyon olabilir. Yani farklı farklı durumlar olabilir. O yüzden bizim olayı iyi anlayıp x'ler üzerinden yani bilinmeyenler üzerinden bir denklem kurmamız gerekiyor. Mesela AB uzunluğu varmış. Burada iki tane mavi kutu koymuş. Burada ise dört tane pembe kutu konmuş ve burada 16 santimetre, burada 24 santimetre açıklık kalmış. Ama ikisi de aynı AB uzunluğuymuş. Şimdi demiş ki bize kenar uzunlukları bu kutuların kenarları arasında 3 bölü 4 uzunluğunda oran var demiş. Şimdi bu daha küçük olduğu gözüküyor, bu da daha büyük olduğu gözüküyor. O zaman ben bunun bir kenarına 3 kat dersem, bunun bir kenarına 4 kat diyebilirim çünkü kenar uzunlukları arasında oran 3, 3 bölü 4 ise. 3 kat bölü 4 kat da diyebiliriz bunlara. Şimdi burası da 4 kat ediyor. Burası da 3 kat 3 kat 3 kat ediyor. Veya 3 x ediyor 4 x ediyor. Hiç fark etmez. Aynı şey. Aynı kapıya çıkar. Şimdi burada AB uzunluğunu ben hesaplamak istersem AB uzunluğu aslında 4 kat artı 4 kat artı 24 santimetre ediyor. Burada hesaplamak istersem 3 kat artı 3 kat artı 3 kat artı 3 kat. 4 tane 3 kat yani. Artı bir de 16 cm ediyor. Bu ikisi de AB uzunluğu ediyor. İkisi de AB uzunluğuysa ikisi de birbirine eşit ediyor. Yani denklem kurmamız gereken yer AB'lerin eşit olduğu kısım. 4 kat artı 4 kat 8 kat artı 24 eşittir. İşte burası çok önemli. 3, 3, 3, 3, 4, 12 eder. 12 kat artı 16 birbirine eşit çıkıyor. Şimdi hemen buradan denklem çözümü yapalım. Buradan e, 8 kat çıkardım. 8 kat çıkardım. Bunlar sadeleşti. 12 eksi 8. 4 kat artı 16 eşittir. 24 etti. Her iki taraftan 16 çıkartırsam. Hop hop. O zaman... 8 eşittir 4 kat etti. 1 kat eşittir 2 çıktı. Şimdi 1 kat eşittir 2 çıktıysa AB uzunluğunu bana sormuştu. E, bu AB uzunluğu 1 kat eşittir 2 ise burası 8, burası 8. 8, 8 daha 16. E, şey daha 24 daha 40 santimetre olduğunu tak diye bulabiliyorum. İstersek buradan da koyup bulabiliriz. 6, 6, 6, 6, 24, 24 16, 40 santimetre aynı şey çıkacak. Şimdi geldik eğime. Eğim soruları bizim için çok değerli. %100 eğim sorusu gelecek. %100 gelecek bir soru tipi aslında eğim. Dolayısıyla eğimden mutlaka mutlaka bir soru gelecek ve biz onu yapacağız. Sorular bazen çok zor geliyor. Mesela geçen sene gelen soru gerçekten ben ilk gördüğümde yok artık dedim. Nasıl böyle bir soru? Gerçekten çok fazla bir soru. Kapı e, sorusuydu aslında. Böyle eğimleri teker teker vermiş, teker teker hesaplama yapmamız gerekiyor ve 7 24 25 üçgeni gibi Pisagor'da en az sorulan üçgenlerden bir tanesi sormuşlar. Ama Taktiği bildiğimiz zaman ve bu tarz sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bildiğimiz zaman sorular yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapacağız Tonguç Erdoğan Bey'im. O yüzden hiç endişe etme. Şimdi bir tane vinç varmış burada gördüğün gibi. Vinçler niçin kullanılıyor evladım Bir şeyleri yerinden kaldırmak için. Harikasın. Evet dediğin gibi bir şeyleri kaldırmak için ama bir ağır yükleri kaldırmak için. İşte bu kaldırma e, işlemi sırasında da farklı bir şekilde vinçin kollarını böyle katlayabiliyorlar, hareket ettirebiliyorlar. İşte mesela burada da Winch'in birinci kolunun eğimi yüzde yetmiş beşmiş. Ve diyor ki bize A noktasının yani ikinci kolunun en üstündeki noktanın yerden yüksekliği kaç desimetre diye bize soruyor. Şimdi buradan buraya kadar 44 desimetre vermiş bize. Yani vincin dibinden A noktasının olduğu mesafeye kadar mesafe 44 desimetreymiş. Vincin böyle platformunun yerden yüksekliği bir desimetreymiş. Bu e, vincin birinci kolu 25 desimetreymiş. Burası da 25 desimetreymiş. Şimdi bir kere şurada bir dik üçgen var mı? Evet var. Zaten bizim eğim konusunda yapmamız gereken en önemli şey şöyle bir şey bulabilmek. Yani dik üçgen bulabilmek veya böyle bir şey fark etmez ama dik üçgen bulabilmek. O zaman ben şöyle bir şey çizdiğim zaman böyle kesik 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 kesik. Buraya da dik dediğim zaman ki zaten diktir. İşte bu bir dik üçgendir. Şimdi bu dik üçgenin eğimi aslında buradaki dikey bölü yatay demek. Eğimin manası neydi? Eğim eşittir yükseklik bölü genişlik. Yani dikey bölü yataydan. Boy bölü en de bizim fark etmez. Ama dikey bölü yataydan bulunuyor. O zaman bak bunun buna bölümü yüzde yetmiş beşmiş. %75 yüzde yetmiş beş ne demek aslında? Yüzde yetmiş beş. Yani e, bunları sadeleştirirsek üç bölü dört. O zaman diyorum ki ya sen üç katsan burası da dört kattır. Bunun buna bölümü yüzde yetmiş beş. Süper. Şimdi üç dört ne üçgeni vardı biraz? Beş hocam. Üç dört beş üçgen. Harikasın. Üç dört beş. O zaman sen de beş katsın. Bak 3, 4, 5 Pisagor kuralından 3, 4, 5 diyebiliriz. O zaman 5 kat 25'miş. He. 5 kat 25 ise 1 kat nedir dersek o 5 kat 25 ise 1 kat eşittir 5'tir. Ve burası o zaman otomatikman 15 oluyor. Burası da 20 oluyor. Bak 15, 20, 25 üçgeni. Harika. 3, 4, 5'in katlarını bulduk. 15, 20, 25 üçgeni. O zaman bak dikkat et. Şimdi A noktasının yerden yüksekliğini soruyordu. Ve biz şunun yerden yüksekliğini bulmuş olduk. Şu noktanın yerden yüksekliği 15 desimetreymiş. Bunu bulmuş olduk. Şimdi sonra devam ediyorum. Diyorum ki burada da bir burada da bir aslında e eğim olmalı ve A noktasının yerden yüksekliğini vermiş bize. Burada bir eğim olmalı. Bunu yapabilmek için burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgen oluşturduğum zaman ne çıkıyor karşıma? Şöyle diyorum. Diyorum ki: "Yahu burası 25 desimetreymiş." Şimdi burası 15, e burası da 1'di. Bak, şuradan şuraya kadar 1 desimetre. Şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar hop bu aradaki mesafe. Burası 15 ise... Burası da 15'tir. 15 desimetre. Buradan buraya kadar 1 desimetre. Süper. Şimdi bunun yerden yüksekliğini burayı bulursam bitti artık. 1 artı 15 artı bu aslında A'nın yerden yüksekliği. İşte burayı bulabilmek için de burada bir dik üçgen oluşturdum. Dik üçgenin de bak burası 44 desimetreydi. Burası 20 ise buraya kaç kalır? Bak 44 hepsi. Burası 20. Buraya kaç kalır? 24 desimetre kalır hocam. Harikasın. 44'ten 20'yi çıkarsa 24 desimetre de buraya kalır. E burası 24 ise burası da 24'tür. Bak bu dik üçgende 24 hop burası 25 bak 25 24 hangi üçgen vardı 24 25 içeren 7 24 25 üçgeni harika 7 24 25 üçgeni harika o zaman burası da 7 desimetredir aslında buradan buraya kadar olan mesafe a noktasının yerden yüksekliği 7 artı 15 artı 1'den 16 artı 7'den 23 desimetre şeklinde bulunmuş oldu. Her kol için dik üçgen çizerek aslında soruyu çözmüş olduk. Hem Pisagor var içinde hem eğim var içerisinde. Yani komple bir e, birleşik soru diyebiliriz. Geldik eşitsizliklere. Eşitsizliklerden son iki yılda 2019'da ve 2020'de sorular geldi. 2020'de müfredata dahil değildi. O seneye çıkmadı ama 2021'de iki tane soru eşitsizlik ifadelerini ifade edebilme, anlatabilme yani bir sayının hangi aralıkta olabildiğini tahmin edebilme soruları gerçekten çok geliyor. Her sene de gelmesi muhtemel diyoruz ve bununla alakalı şimdi çok güzel sorular da çözeceğiz sana böyle. Şimdi bununla alakalı nasıl soru gelebilir? Şimdi günlük hayat problemleri çok karşımıza geliyor. Şimdi mesela bu cep telefonumuzun piliyle ile alakalı bir soru hazırladım senin için. Çok güzel bir soru. Şimdi diyor ki bataryanın üzerinde yazan bölmelerin bitme sürelerine göre birinci durumdan ikinci duruma geçerken yani buradan buraya geçerken x dakika geçmiştir. x'in eşitsizlik gösterini yazalım. İşte tam da bu tarz sorular geliyor. Yani bizden buradan buraya geçerken, buradan buraya geçerken x dakika geçmiştir ve bu x dakika acaba kaçta kaç arasındadır? Bir bul bakalım şeklinde bir ee, soru veriyor bize. Şimdi burada tabii taktiğimiz var ama taktiğimize şuna dikkatimiz yok. İlk başta olayı anlamamız gerekiyor. Olayı nasıl anlayacağız? Nasıl analiz edeceğiz? Şimdi Cep telefonumuzda eğer göstergemiz buradaysa 80-100 dakika bir ömrü vardır. Ama 80-100 dakika. Eğer göstergemiz buradaysa 60-80 dakika bir ömrü vardır. Eğer göstergemiz buradaysa yani 3 tane şeydeyse 40-60 dakika. Buradaysa 20-40 dakika. Yani mesela bak şurada olduğu için aslında ben burada 20-40 dakika bir ömrüm var. Ama 20 de olabilir bu 40 da olabilir bilemiyorum. Şimdi burada olduğu zaman da 60 60 ya yani şurada olduğu zaman da 60'la 80 dakika bir ömrü var ama 60 da olabilir 80 da bilmiyorum. Şimdi x'in olabileceği değerleri bulmamız gerekiyor bizim. Şimdi x'in eşitsizlik gösterimini yazacağız ya. Yani. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela burada tam burada olursa 40 olur tam burada olursa 20 olur ama ikisi de aynı şekilde gösteriliyor. İki tane şeyle gösteriliyor. İki bölmeli gösteriliyor. İkisi de yeşil gösteriliyor. O zaman ben 21 dakikada da aynı şeyi göstermem gerekiyor. Bu ikisini göstermem gerekiyor. Heh, o zaman diyorum ki acaba x ne olabilir? Şimdi diyorum ki en e, iyi senaryoda. Bak iyi senaryo. İyi senaryo. Benim ne olsun? Burası 80 dakika olsun. Yani 80 dakikalık pir ömrü varken almış olalım cep telefonumuzu. 80 eksi burada da burada da 20 dakika kalsın. Yani böyle hani 40 dakikaya kadar gösteriyor ama 20 dakikaya kadar bitmiş olsun. Yani o kadar çok tüketmiş olayım ki 80'den 20'ye insin. 60 dakikalık bir kullanım olsun ve ona rağmen hala buradan buraya sanki iki bölme azalmış gibi götürsün. Abi bir de Kötü senaryoda da yani en az harcadığım senaryoda aslında şöyle yapalım. Burası 60 dakika olsun. Yani şunu alalım bu sefer. 60 dakika olsun. Burası da 40 dakikalık ömrü kalsın. Yani burada 20 dakika kullanmış olayım. O zaman benim alacağım x değeri aslında 60 ile 20 dakika arasında bir kullanıma denk geliyor. Burada şöyle özetlersek, şöyle özetlersek. Yani ben burada tam dolu pili görürken aslında bu 81 dakikada olabilir. 89 dakika da olabilir, 95 de olabilir, 100 de olabilir. Bilmiyorum. Ama biz ne yaptık? Bu ve diğerini aldık. Yani bunu aldık. Yani burada aslında 60-80'den en yükseğini alıyorsun. Bölmenin üst sınırını alıyorsun. Diğerinden de bölmenin alt sınırını alıyorsun ve bir hesap yapıyorsun. Bu aralığı hesaplıyorsun. 60 dakika kullanmış olabilirim. Veya minimumda da minimum kullanmamda da eğer 60 dakika kaldıysa bölmenin alt sınırında 60 dakikalık varsa yine aynı gösterecekti. Burada üst sınır alıyorum 40 dakika. Burada 20 dakika kullanıp da bu hale getirmiş olabilirim. O zaman ben aslında kullanım sürem 60 ile 20 olacak şekilde hatta bunlarda eşitlikler de var. Eşitlikler de var. Olabilecek şekilde her iki kullanımda yapmış olabilirim. 50 dakikada kullanmış olabilirim. 21 dakikada kullanmış olabilirim. Ve sonuçta buradan buraya gelecektir şeklinde bir yakınsama yapıyorum. İşte bu tarz sorularda farklı bir düşünme tarzı gerekiyor. Farklı bir düşünme stili gerekiyor. Ne yapmamız gereken şey aslında olabilecek sınırları en üst ve en altı düşünmek her zaman. En üst ve en altı düşünerek hesap yapmamız gerekiyor diyoruz. Son iki yılda kaç soru çıktı üçgenlerden bakalım şimdi seninle beraber. Şimdi bir kere 2021 LGS'de dört tane soru geldi. Ama görüyorsun gerçekten Pisagor bağıntısı her sene geldiği yani her sene gelmemesi ihtimali yok diyebiliriz. Diğer konuların içinde geliyor bu arada yani tek başına soru da bir tane geliyor ama diğer konular içinde daha fazla geliyor Pisagor bağıntısından. Açık kenar bağıntısından da bir soru geldi mesela geçen sene. Dolayısıyla hemen bakalım seninle beraber. Şimdi... LGS nasıl çıkar? Günlük hayat problemi. Mesela merdivenler varmış burada. E, merdivenin e, yandan görünümü verilmiş bize. Eş dikdörtgenler prizması şeklinde basamaklardan oluşmaktadır diyor. O zaman 12, 9. Yani şurası 12, derinliği 12. Şu yüksekliği de 9'muş. O zaman burası da 9, burası da 12. O zaman burası da 9, burası da 12. O zaman burası da 9, burası da 12. İlk başta bunu bir bileceğiz. Bunu bildikten sonra hatta üzerlerine yazalım. 12, 12, 12, 12. Buralarda 9, dokuz, 9. Dokuz, ben küçük yüzüyorum. 9. Tamam bunları yazdık. Şimdi diyor ki adam bize. Buradan buraya kadar giden bir çizginin, çizginin uzunluğu ne kadar diye soruyor. Yani şu mesafeyi soruyor Şu mesafeyi soruyor. Şimdi AB'yi soruyorsa bana o zaman şöyle düşünmem gerekiyor. Şimdi burası 9'du, burası 12'ydi. Burada bir dik üçgen var. Çünkü burası aslında merdivenin basamakları birbirine diktir. Tabii üç boyutlu gözüktüğü için böyle. Burası da 9, burası 12, burası da 9, burası 12. Aslında burada 9 12 9 12 9 12 olmak üzere 1 2 3 tane hipotenüs var. Yani şöyle bir dik üçgen var. Burası 9, burası 12. Acaba nasıl bir dik üçgen dersek? Burası x bulmak için x kare eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Yani Pisagor yapmam gerekiyor. 81 artı 144 eşittir x kare diyorum. x kare eşittir. 225. O zaman x eşittir. 15. 15'in karesidir çünkü. Zaten dikkat et. 9, 12, 15 üçgeni de bilmek zorundayız. Neydi? 3, 4, 5'in katlarıydı. 3 4 5'in katı neydi evladım? İlk katı 6 8 10 hocam. Harika 6 8 10. Sonra bir de 9 12 15 vardı. Yani üçer katları vardı. Bunlar gerçekten çok çıkıyor karşımıza. E, bu 15'ten de bu 15 15 15 olmak üzere 3 tane var. O zaman 45 santimetre diyebiliriz. Aslında AB uzunluğu. Ha farklı şekilde de yapabilirsin. Bunu birleştirip büyük bir dik üçgenden de hesaplayabilirsin. Çünkü 3 tane 9 santimetre açtığım 27. 3 tane 12 cm 36, 27, 36, 45 üçgeninden de bulabilirsin cevap. Günlük hayat problemlerinden şekilli sorular çıkabilir karşımıza. Mesela dairesel masa üzerine dikdörtgen örtü yerleştiriliyor. Bak dikkat et. Dairesel masa varmış. Bu pembişte örtümüz. 24, 32. Masanın yarı çapını soruyor bize. Bu tarz sorularda şunu unutmamamız gerekiyor. Eğer biz dikdörtgenin köşegenini çizersek aslında bu dairenin ne yolu evladım benim bu köşegen? Çapı hocam. Harika çapı oluyor. Evet burası çap. Hatta orta noktasından da çizersek burası yarı çap. Burası da yarı çap. Yarı çaplar birbirine eşit. R, R'yi de hatırlıyorsan yarı çapları da. Yani bu köşegen aslında e, dikdörtgenin köşegeni aslında dairenin çapı oluyor. O zaman hatta şöyle bir çizelim seninle beraber. Burası 32, burası 24, bunu böyle çizdiğimiz zaman burada bir dik üçgen var. Burası 24 ise burası da 24. Burası 32. Burası 32. O zaman bu dik üçgene göre bu e, çapına x dersek x'in karesi hatta şöyle hesaplayayım. x'in karesi 24'ün karesi artı 32'nin karesi. Acaba burada kolay bir şey olabilir mi? Çünkü bunların almak çok zor. Bu e, 24 32 e, 8'in 3 katı e, bu 8'in 4 katı. 8'in 4 32. Bak 3 kat. 8 çarpı 3. 8 çarpı 4. Bak 3, 4, 8 çarpı 5. Yani 3, 4, 5 üçgeninin katları oluyor. Kaç katları? 8 katı oluyor. Bak o zaman burası 40 oldu. Hiç böyle hesaplamaya yok. Bunların karelerini almak çok uzun sürer. O zaman demek ki dairenin çapı buradan buraya kadar olan mesafe 40'mış. E burası 40'sa yarı çapını sormuştu. O zaman 20 santimetrede yarı çap çapın yarısıdır diyebiliriz. Bak mesela burada da farklı bir şey var. İçteki karenin bir kenarı kaç demiş. İç içe iki kare. Bak bu bir kare. Bu da bir kare demiş. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Burası 8 ise buraya 4, 4 ayrılır. E burası 4'tür, burası 4'tür, burası 4'tür, burası 4'tür, burası 4'tür, burası 4'tür. Şimdi burada bir dik üçgen var. 4, 4 ne üç dik üçgeni var? Burası da lütfen ama lütfen bunu ezbere bir çok e, içine yarıyor. Burası A, burası A ise burası da A kare kök 2'dir. Hatta istersen hesaplama yapabilirsin. Ama A, A 4 kare kök 2 şeklinde bu içteki karenin bir kenarını hesaplamış olduk. Burası da özel bir dik üçgen şeklinde düşünebilirsin diyoruz. O zaman 4 karekök 2'ymiş cevabımız. Geldik eşlik benzerliğe. Son iki yılda kaç soru geldiğine bakacak olursak 2019'da zaten bir sorusu vardı. 2021'de de bir sorusu var. 2020'de çıkmadı diye söyleyebiliriz. Benzerlik sorusu geldi bu arada. Onu söylemek istiyorum. Şimdi eşkenar üçgenin yüksekliğini bulmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor olmuş Evren Bey'im. Eşkenar üçgenin yüksekliği ile alakalı gerçekten geçen sene çok enteresan bir soru geldi. Biz de çok şaşırdık. Ee, geçen sene gelen soru çok böyle birazcık kazıkul aziz bir soruydu. Ee, bu eşkenar üçgenle alakalı şurada koskocaman bir yükseklik var. Bu yüksekliklerin hepsini bilme, bulmayı becerebilmemiz gerekiyor. Onu da hemen sana hatırlatayım. Mesela bir eşkenar üçgenin bir kenarı altıysa mesela buradan dikindirince bu iki eşit parçaya bölüyor. 3 oluyor. Altı üç. Burasına yükseklik x dersek işte bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi ediyor. Buradan da aslında eşkenar üçgenin yüksekliği 3 üç karekök 3 çıkıyor. Yani aslında buradaki kenarın bir kenarının kenarının yarısının yanına karekök 3 yazıyorsun. Eşkenar üçgenin yüksekliği şeklinde e bunu aklımıza tutabiliriz. Mesela kenarı 10 olsaydı 5 karekök 3 olacaktı diye düşünebilirsin. Şimdi geldik dönüşüm geometrisi artık son konulara girdik. Şimdi 2019'da bir tane soru çıkmıştı. 2021'de çıkmadı soru. Dolayısıyla biz bu konularda birazcık daha rahatız. Bu konular son konulara denk geldiği için daha az soru çıkıyor diyebiliriz. Ama çıkarsa da yansımadan soru çıkıyor. Onu bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik günlük hayat problemi. Bir kere Braille alfabesiyle alakalı bir soru çıkmıştı önceki senelerde. Dolayısıyla bununla alakalı soru da hemen şunu bilmemiz gerekiyor bazı noktalara göre biz Braille alfabesinde simetri yapabiliyoruz. Nasıl simetri yapıyoruz? Bak hemen sana iki tane sanki domino taşları gibi bunlar aslında. Şimdi diyorum ki hemen bunun simetrisini yapalım. Bak simetri ekseni buysa eğer bu zımbırtının görüntüsü hemen burada olacak. Çünkü bunlar birbirine çok yakın. Ve bu solda ise eğer mesela bu taşa bakalım sadece. Bu taşın üzerinde iki tane nokta var ve solunda. O zaman burada sağında olacak bu iki nokta. Ve birbirlerine aynı mesafede olması gerekiyor bu simetri ekseniyle. İşte bu şekilde bu noktaları koyarak bu taşın simetrisini bulmuş olduk. Sağ sol simetrisi. Şimdi bunu kapatalım. E, simetri ekseni burası. Burada da bu ikisi birbirleriyle ...böyle kapanabilmesi gerekiyor. Üst üste kapanabilmesi gerekiyor. Mesela burada solda bir tane var. Solda bir tane nokta var. Sağda iki nokta var. Burada e, solda... Pardon, burada solda bir nokta varsa... ...burada sağda bir nokta olacak. Burada sağda iki nokta varsa... ...burada solda iki nokta olacak. Yani simetriyi sağ-sol simetrisinde... ...sağ-sol oluyor, sol-sağ oluyor. Yani birbirleri yer değiştiriyorlar. Dolayısıyla bu şekilde... Braille alfabesine göre simetri eksenini e, oluşturmuş olduk. Şimdi buraya bakalım 22.51'de. Şimdi 2'nin simetriğinin, 2'nin simetriğinin aslında 5 olduğunu bilmemiz gerekiyor bu simetriye göre. Ve e, 5'in simetriği de dolayısıyla 2 oluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. O zaman 2'nin simetriği, şimdi şöyle hemen şöyle çiziyorum. Nokta burada. Şimdi en uzakta 2 var. O zaman burada da en uzakta 5 olacak. ...bir tane hemen yanında iki var, o zaman burada da bir beş olacak. Burada beş var, o zaman burada bir iki olacak. Burada bir var, o zaman başta da bir bir olacak. İşte on iki oldu, yirmi iki elli aynaya göre simetriği. Veya buraya bakalım. Burada mesela görüntüyü vermiş aynayı soruyor. Bu çok kritik. Görüntüyü vermiş aynayı soruyorsa ama aynı mantığı uyguluyoruz. Şimdi mesela şu zımbırtı uzun kol ve burayı gösteriyor... Şimdi bu tarafa doğru bakıyorsa, sola doğru bakıyorsa burada sağa doğru bakacak. Yani sağ sol oluyor demiştik zaten. Şimdi burada kısa kol sağ alta doğru bakıyorsa burada sağ sol oluyorsa sol alta doğru bakacak. Yani aslında sağ sol değişiminden başka bir şey olmuyor. Eğer üstte alt olsaydı o zaman yani aynı burada olsaydı o zaman üst alt değişecekti. Burada ne yaptı? Sağ alta bakıyordu. Burada Sol alta bakacak. Alt değişmiyor. Alt üst değişmiyor. Çünkü ayna sol sağda. Yani sivet ekseni burası sol burası sağ değişimi yapıyorsan buna göre düşünmen gerekiyor. Şimdi diyor ki üzerinde sayıları yazmayan bir analog saat aynada 4.45'i gösterdiğine göre gerçekte saat kaçtı demiş. Aynada gördüğün şey 4.45 ise burada. Burada ne oldu şimdi? E, gerçekte olan zımbırtı da. Şimdi şunla şunun arasında, şunla şunun arasında ise bak burası 15 oldu. 15 ve kaçı e, kaça 15 geçiyor? Burada 7 15 oldu. 6 7. 7 ile 8 arasında 7 15 oldu diye söyleyebiliriz. Geldik şimdi Geometrik isimler artık son konumuz 2021'de hiç soru gelmedi bununla alakalı çünkü bir problem olmuştu bazı okullar bitirememişti bazı okullar bununla alakalı şikayetçi olmuşlardı dolayısıyla 2021 LGS'de soru gelmedi o yüzden burada nasılsınız evladım benim? Rahatız kebap harikasın rahatsız burada gerçekten dediğin gibi rahatız fazla bir şeyimize gerek yok hani stres olmamıza gerek yok 2019'da soru gelmişti. Ama prizmalarla gelmişti. Onunla alakalı e, soru gelmişti. Prizmalarla alakalı soru gelmişti. Silindir veya prizma çıkması ihtimali ama bunlar zaten hiçbir şekilde çıkmaz. Yani bunların çıkma olasılığı LGS sıfır diyebiliriz. Çünkü koni ve piramit artık son son konular oluyor. 5 Haziran'dan sonrası kesinlikle e, bunlara denk gelmiyor ama bu zamana kadar da bu konulardan bu en yüksek ihtimal ama yüzde gerçekten düşük bir ihtimal diyebiliriz hadi o zaman bakalım nasıl çıkabilir LGS'de şekilli sorulardan dikdörtgenler prizması iki eş parçaya ayrılıyor demiş mesela şekilde 2'deki dikdörtgenler prizması oluşturuluyor demiş üst koy yani iki tane e, mesela bir keki ortada ikiye böldün sonra üst üste koyuyorsun kek dilimlerini Şekil 1 ve şekil 2'nin ayrı uzunlukları eşitse demiş. H kaçtı diye soruyor. Yani şu aradaki mesafe şu yüksekliği ne kadar diye soruyor. Şimdi bakalım. Burası 4 santimetre. Burası 6 santimetre. 2 eşit parçaya bölersem kaç olur? Burası 3 olur değil mi? 3, 3, 3 olur. Tamam. Burası yine 4 santimetre. Çünkü buradan böldüm. Buradan böldüm. 6'yı 2 eşit parçaya böldüm. 3, 3 oldu. 3, 3, 3. Ve sonrasında burası da... Ee, H'ydi, burası da H'ydi, burası H, burası da H olacak, burası da H, e, burası da H olacak gibi gibi. Burası da H, burası da H olacak. Bunların hepsinin ayrıtlarını bulabilirim. Şimdi biz ayrıt uzunlukları eşitse ne demek? Şimdi bunun ayrıt uzunluklarına bakalım. Bu ayrıttan, her ayrıttan dört tane olduğunu bileceğiz. 6 ise burada da var, burada da var, bunun arkasında da var. Toplam 1, 2, 3, 4 yani 6 kere 4, 24 santimetre burada var. 4 taneden de 4 kere 4 16 var. H'den de 4 H var. Şimdi dolayısıyla 24 artı 16 40 artı 4 H bu ilk şeklin ayrı uzunlukları toplamı. Buraya bakalım. Burada 4 varsa 4'ten 4 tane olduğu için 16 var. Artı 3'ten yine 4 tane olduğu için 3 kere 4 12 var. Artı burada 2 H'den 2 H'den 4 tane olduğu için 2H çarpı 4 yani 8H eder. 8H varmış. İşte bu bunların toplamı 40 artı 4H'ye eşitmiş. Aslında denklem kurmayla birleştirdim konumuzu. Dolayısıyla e, 28 artı 8H eşittir. 40 artı 4H diyorum. Sonrasında her iki taraftan 4H çıkartıyorum. 4H çıkartıyorum. Ve son durumda e, ne kalıyor burada? 4H artı 28 eşittir 40 çıktı. Her iki taraftan 28 çıkartıyorum. Bunlar gitti zaten. 4H eşittir 12 diyorum. O zaman 1H'de 3 yani 3 santimetre olduğunu bulmuş olurum. İşte bu tarzda sorular gelebilir diyoruz. Ve şimdi de artık bütün sorularımızı bitirdiysek... 2021 ve 2020 LGS, 2019 LGS'yi hepsini taradıysak ve yaptıysak buradaki soruları mutlaka mutlaka bol bol deneme çözeceğiz arkadaşlar. Ve acayip önemli Tonguş Deneme çözmeden olmaz deneme mutlaka çözmemiz gerekiyor. Denemeleri teker teker halletmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi buradan hemen çıkarmamız gerekiyor ve hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor bu son tekrarlarımızla ve aynı zamanda matematik denemesi de çözmemiz gerekiyor. Eğer çözmediysek matematik denemeleri de çok değerli. LGS matik kitabı olan ve geri sayım denemeleri olan arkadaşlarımız mutlaka bu iki kitapları bitirsinler ve matematikte kendilerini en güzel sorularla hazırlasınlar diyoruz. Hadi bakalım o zaman süper bir LGS matematikte neler çıkabilir videosuyla beraberdik. Şimdi de ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Son tekrarlarımız tüm hızıyla devam ediyor.